güçlü 3 ülkeden birisi Türkiye. Halk tam isyan edecek, hemen değiştirdiler. Biz bu problemleri çözmek için ehil kadrolarla ve tutarlı, gerçekten mükemmel projelerle geliyoruz. Bu millet aç kalır. Bu millet evine ekmek götüremez. Türkiye başı dik yaşayamaz. Ankara Kalesi'nde Türk bayrağı dalgalanmaz. Uyuşturucu da bu böyledir. Yolsuzluk da bu böyledir. Fuhuş da bu böyledir. Yalan söylemedir. Yani aklınıza ne geliyorsa. Biri Türk milliyetçi, biri Kürt milliyetçi, biri de Atatürk'tü. Tarihe mal olmuş şahsiyetler anlatır. 5 Genel Başkan. Sadece devlet fazla kazanmıyor. O gariban insanlar da daha fazla kazanıyor. Zaman zaman dost ve düşman ekseninde düşman üreterek seçmen konsolidasyonu oluşturur. İşler görünmüyor. İşsizlik yine başa dönmüşüz. Borçlar almış başını gidiyor. Ve insanımız mutlu değil, huzurlu değil. 3 Genel Başkan Yardımcısı. Gemi su almaya başlarsa hepimiz o geminin içinde hiç kimse bulunmaz. Koltuğu işgal eden kimselerinin ağzından çıkanları kulağa duyması gerekiyor. 9 milletvekili ve milletvekili adayı. Bir hukuksuz, bir kaos dönemi, bir kaos ortamı oluşturdu. Genel yayın yönetmeni, müdür ve köşe yazarı 14 gazeteci. %100 siyaset, seviyeli tartışma zamanından teşekkürler Türkiye. Tartışma zamanından iyi geceler sayın seyirciler. Seçim virajı dönüldü, sandığa son sayıyoruz. Peki seçime dair neler biliyoruz? Oyumuzu nasıl kullanmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Ve sandık güvenliği tartışması. İşte tüm bunları birazdan bu programda masaya yatıracağız. Tartışma zamanı başlıyor. Genel seçimlere 3 kala seçim ve sandık güvenliği tartışma zamanında. Vatandaş seçim ve sandık güvenliği konusunda neler düşünüyor? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Oylarımıza nasıl sahip çıkacağız? Orta Doğu'da çoğulculuk yok. Oysa ki biz Türkiye'de ne istiyoruz? Bırakın herkes özgür olsun. Televizyon programcısı yazar Enver Aysever, Taner Dilek'le demokratik ve güvenli seçim girişiminden avukat Sera Kadıgil ve bilişim uzmanı Tayfun İşbilen'le tartışma zamanı başlıyor. Boğaziçi Caz Korosu'nun bu güzel küçük klibiyle başladık tartışma zamanından. Bugünkü stüdyo konuklarımız televizyon programcısı ve yazar Enver Aysever. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Televizyon programcısı ve yazar Taner Dilek'ten hoş geldiniz yayınımıza. Avukat Sera Kadıgil hoş geldiniz yayınımıza. Ve Tayfun İşbilen bilişim uzmanım. Merhaba. Bugün seçim güvenliğini konuşacağız, oyları konuşacağız. Öncelikle sizden başlamak istiyorum Sayın Aysever. Güvenli bir seçim ortamı sizce Türkiye'yi bekliyor mu? Genel bir değerlendirme alalım yavaş yavaş ısınmak için. Şimdi Türkiye'de sokakta kime sorarsanız sorun, oyum sahiden geçerli kazanacak mı diye bir kaygıyı taşıyor. Demek ki Türkiye'de seçim güvenliği sağlanmış olsa bile insanların içerisindeki bit yeniği bir biçimiyle hayatını sürdürecek. Neden? Çünkü çok uzun zamandır Türkiye'nin seçim sistemine dair o ya da bu sebepten dolayı ve haklı gerekçelerden kaynaklı bir kaygı var. Dolayısıyla eğer bu seçimin sonucunda
dünyanın en sağlıklı sonucunu bile elde etmiş olsak, yurttaşların %100 seçimin sağlıklı olduğuna yönelik bir kanaatini elde etmiş olmamız pek mümkün görünmüyor. Bunlardan bir tanesi kedi sorunu. Çünkü bu kedi dediğiniz illet trafoya girer, trafodan çıkar başka yere girer falan. İkincisi, Türkiye'de öteden beri olan insanların işte çalma çırpma sorunları, yani bu oy dediğin şey çalınabilen bir şey. Üçüncüsü, özellikle muhalefet partileri için tehlike olan medyanın dezenformasyon meselesi. Çünkü medyada borazanlar vardır, çıkar çalar düdüğünü, höttürü pöttürü falan diye. Saat daha 5 olduğunda Türkiye'nin %80'ini biz aldık der. Ana muhalefetin başta olmak üzere tüm muhalif partilerin ve seçime katılanların diyelim aslında tamamının gözlemcileri, ya biz zaten kaybettik der, umutsuzlukla evine gider. Bunları devam ettirebiliriz. Hukuka başvurursunuz, hukuk size cevap verene kadar zaten Atalan Üsküdar'ı geçer falan. Ama bütün bunlardan önce Türkiye'de adil seçimler yapılıyor mu diye bir soru sormak gerekir. Yani sadece sandığa, bugün şimdi herkese görüyorum bir moda, neredesin abi, sandıktayım pazar günü, ne yapacaksın? Oyuma sahip çıkacağım. Bir, oyuna sahip çıkmak için nasıl sahip çıkacağını hukuki denklemi bilmen gerekir. İkincisi, siyasi partilerin bu güvenceyi sağlaması gerekir. O süreci takip etmek bağlamında. İş sadece sandıkta bitmiyor. Bunu anlatır arkadaşlar. Ama bir de olayın başka bir tarafı var. Türkiye'de eşit, yarışmacı ve adil bir seçim yapılıyor mu? 12 Eylül faşist anayasasının getirdiği %10 barajı Avrupa Birliği standartlarındaki %5 sanıyorum Almanya'da var. Onun dışındaki en yüksek barajdır. Ve bu barajda demokratik bir sistemi kurulma ihtimali zaten yoktur. Soru şu, seçime katılan her partiye sormak lazım. %10 barajından yana mısın, karşı mısın? Eğer %10 barajına karşıyım diyorsa bir parti, ikinci soruyu sormak lazım, niye seçime katılıyorsun? Aslında %10 barajını fazla bulan partilerin tamamı bir mutabakat sağlayıp, tamamı, yani %0.1 oy alan dahil olmak üzere biz baraj düşmeden seçime katılmayacağız dese, %10 barajının hayatını sürdürme şansı yoktur. Çünkü tek partili seçim, şu olur, tek partili seçim olmaz. Ona diktatörlük denir. Türkiye'de çok şükür öyle bir sorunumuz yok. Demokrasi işliyor Allah'a şükür ama hani mesela diyorum. O zaman ne olur? O zaman tek kalan parti der ki ben kendin çal, kendin oyna. Genellikle de böyle olur. Bakın Türkiye'de tarihi Adalet ve Kalkınma Partisi 12 yıldan beri kendiyle başlamış gibi yazıyor. Halbuki Türkiye'nin tarihi Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte başlamadı. Mesela ben yakın tarihten bir örnek vereyim. Türkiye'nin otoriter, baskıcı, neoliberal, Türk-İslam sentezci tarihini mesela Özal'la başlatabilirsiniz. Özal 1/3 oy alıp, yani %30'larda bir oy alıp parlamento 1/3'ünü ele geçirdi, taassup etti. Kenan Evren zaten faşist olarak, çakma bir Atatürk olarak orada kendini şey zannediyordu, işte ben yeni Atatürk'üm diye, ki o da bir yalandır. Çünkü darbe Türkiye'nin sosyalistlerine karşı yapılmıştır. İslamcılarla askerler kol kola girdi. Burada bir parantezi açalım. Askerler İslamcıların önünü açmak için darbe yapmışlardı. Çünkü sermaye zaten durumundan memnundu. Asker, sermaye, İslamcılar %10 barajıyla birlikte Türkiye'de otoriter, gerici ve Türkiye'nin etik değerlerini sarsacak bir rejim kurdular. Ve herkes bunun üzerinde mutabık oldu. Kimse kusura bakmasın ama Deniz Baykal'lı CHP'de bundan hiçbir zaman itiraz etmedi, gündeme getirmedi. CHP ne zaman bu konuya itiraz etti? Kılıçdaroğlu döneminde işte %7, %5 falan konuşuldu bilmem ne. Şimdi şunu her zaman anlamamız gerekiyor. Bu çok net. Ve bunu Türkiye'nin iyi bilmesi gerekiyor. Türkiye'de şöyle bir durum vardır. Bir koltuğu ele geçiren ya da bir gücü ele geçiren ondan vazgeçmez. Örnek, benim gençliğimde, çocukluğumda, şimdi 44 oldum, gençliğim deyince de kederleniyorum, o ayrı. Ama Yüksek Öğretim Kurumu denen faşist otoriter bir kurum vardı. Bizim hayatımız buna eylem yapmakla ve bundan da dayak yemekle geçti. Buna karşı olan İslamcı arkadaşlarımız vardı. Şimdi diyorlar ki o yok, aynı yok değil. Nesi değişti? Benim için daha çok otoriterleşti. Başka bir söyleyeceğim. İslamcılar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devletin din pazarlayan kurumu olarak görürlerdi. Kemalist rejimin aygıtı olarak görürlerdi. Şimdi Diyanet'e sahip çıkıyorlar. Bana sorarsanız Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet'in kurulduğundan bu tarafa otoriter bir vesayet kurumuydu. Kimse bunu engelleyemedi. %10 barajı için aynı şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu pazar günü ben de başta olmak üzere, yani kendi adıma da söylüyorum, biz sandığa gideceğiz ve takipçisi olacağız. Çünkü en son yerel seçimlerde olan, örneğin Ankara örneği, mahkemeli komşu örnek, hala içimizde uktedir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani sahiden seçim öyle sonuçlandı mı bilmiyoruz. Ama Ankaralılar o sonuca göre yönetiliyor. Bugün eğer hukuk farklı bir netice verse bile aslında demek ki netice vermemiş olacak. Buna rağmen elimizde şöyle bir olanak var.
demokrasiyi sadece sandıktan ibaret sayanlara karşı, demokrasiyle ilgili şu tarifi yapalım, izleyicilerimizin aklına tekrar kazınsın. Elbette hepsi biliyor ama ben hani anımsatmak için söylüyorum. Demokrasi de sandık asgari koşuldur, yeter koşul değildir. Yani sandığın kurulup oy verilmesi bir yükümlülüktür ama yeter koşul değildir. Peki ne olacak? Bir, oy verme koşulları olacak, eşit yarışma. Bunun için medyayı da katacağız. Mesela demin çok değerli arkadaşım Taner'le bana dediniz ki televizyon programcısı. Onun doğrusu o değil. Periyodik aralıklarla kovulmuş televizyon programcısı. Neden kovulmuş bu insanlar? Namussuz davranmaya çalışmışlar. Kovulmayan arkadaşlarımız namussuzdur demiyorum. Onlar da günün birinde kovulur mutlaka. Yani şimdilik kovulmamış olarak. Çünkü Türkiye'de aydın sevilmez. Gazeteci sevilmez. Televizyoncu sevilmez. Neden? Namusluysan kamu gözcülüğü yaparsın. Bunun için söylüyorum. Demek ki medya özgür olacak. Türkiye'de medya özgür diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bizim yaptığımız şu programı Türkiye'de ana akımda bir başka kanalda yapma ihtimalimiz var mı? Yok. Şöyle düşünün. Bundan bir iki sene önce ben her akşam bir kanalda ekrana çıkıp reyting rekorları kırıyordum. Bugün orada bana merhaba bile diyemezler ve bağlı zannederler. Demek ki bir sorun var. Bu adam Türkiye'de televizyonculuk tarihinde adam derken gerçekten adam olduğu için, adam gibi adam olduğu için söylüyorum. Televizyonculuk tarihinde pek çok önemli işi yapmıştır. Eğer TVM'de yeniden hayata dönme şansı olmasaydı hala evde oturuyor olacaktı. Arada beni arayıp beynimi şey yapacaktı. İşte ben ne olacak memleketin hali falan. Niye? Çünkü işini yapmak istiyor. Memleket yaptırmıyor. Demek ki medyaya ihtiyaç var. Yetmez. Örgütlü toplum sendikası başta olmak üzere olacak. Bu yok. Yetmez. Bir de demokratik anayasa olacak. Bu da yok. Şimdi bütün bunları koyduğunuz zaman Türkiye neyle mücadele ediyor? Bir deli gömleğini yırtmak zorunda. Bunu yırtmak için daha önce de eline olanak geçti mi? Geçti. Ama çok şükür ki yetmez ama evetçiler gibi kerameti kendinden menkul bir güruh Türkiye'nin özgürlüğünü çaldı. Bugün de nedense yine önemli insanlar. Türkiye zaten böyledir. Hayır, Türkiye'nin başına çorap örenler her zaman önemli olmaya devam ederler. Bir de bunların koltuk değneği, kol kola girdikleri cemaat vardı. Şimdi çok bağırıp çağırıyor. Peki Türk insanının kendini değiştirmek isteyen bir yapısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa gücü seven bir yapısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Valla dünyanın bütün halklarında sorun gelenek sorunudur, etik sorundur. Bazı halklar bu geleneği ve etiği oturttuğu için bu yerleşir. Yani şöyle bir duygu olur. Halk kendisini değerli kılar. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Burada milletvekilleri demin VTR'yi seyrederken gülümsedim. Tabii ki teşekkürler Türkiye demek izleyiciye saygıdır en fikrim. Ama belki şöyle bir durum var. Milletvekillerinin gücünü halktan almadığı için, genel başkanın iki dudağında olduğu için kaderi, bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim yaptığı için bence kendi içinde devrim yaptı, onu kenara koyuyorum. Ama genel başkanların ağzından atandıkları için vekillik değerli olmuyor. Halbuki vekilin değerli olabilmesi için ne gerekiyor? Oyunu halktan alması, hesabını ona vermesi gerekiyor. Oradan başlayan bir çarpıklık var. Gariban halk da kendi iradesini oluşturamadığı için şöyle bir ilişkiye giriyor. Ya bari ben bununla iyi geçineyim. Çünkü bu adam tepeden geliyor. Benim elimde de bunu değiştirme gücü yok. Bari dengeleri böyle idare edeyim diyor. Hiçbir yurttaş tek başına suçlu olamaz. Hiçbir insan tek başına kötü olmaz. Toplumlar birlikte hastalanır. Ve toplumlar o hastalığı birlikte yaşar, birlikte fark etmezler. Bazen toplum birlikte çıldırır ve intihar eder. İşte biz bunun arifesindeyiz. Çünkü herkes şüpheci, herkes komplo teorisi üretiyor. Bugünlerde kiminle konuşsanız mutlaka bir kaygısı var. Mutlaka büyük olayların çıkacağından büyük bir korku. Telefonunuz çekmese telefon çekmiyor, bir şey var diyor. Şimdi bir saniye tabii. Enver Aysever'in yanında konuşmak tabii onun gibi bir konuşma ustasının yanında konuşmak zor. Bıraksan biz hep beraber böyle bakarız, dinleriz ve tabii program evet. biter. Şimdi yavaş yavaş geçelim konularımıza. Yavaş yavaş değil, biraz hızlanalım. Şunu söyleyeceğim. Şimdi komplo teorisi diyerek pazar günü seçime gidecek insanları acaba gitsem de gitmesem de fark etmez noktasına getirmek de çok yanlış diye düşünüyorum. Muhtemeldir ki seçim güvenliği girişimindeki arkadaşlar da böyle düşünüyordur. Şimdi bizim burada konuşmamız gereken oyumuz kıymetli. Çok kıymetli. Bir oy çok kıymetli. Hem onu atmaya gideceğiz hep beraber hem de onu sadece atmakla kalmayıp sayılmasını sağlayacağız. Şimdi ben hazır seçim güvenliği girişiminden avukat hanım buradayken bu konuda yani benim bir gazeteci olarak çıkarımım şu. Bir, sandığa gitmeden önce neler olabilir? Şimdi
biz bilmediğimiz şeylerden korkarız insanoğlu. Bilelim, korkmayalım, üstüne gidelim. Seçim hilesi var ise A parti, B parti, C parti. Bu konuda bir şey söylemiyorum. Seçim hilesi var ise sandığa gitmeden önce bugüne kadar ki yapılmış seçimlerden yola çıkarak size mutlaka daha önceki seçimlerle alakalı olarak şunlar oldu, bunlar oldu diye geldi. Yargıya yansımış olan olaylar var, vakalar var. Sayın Kadıgil, seçim sandığına gitmeden önceki olası seçim hileleri neler? Neler yapılıyor? Sandığa gitmeden önce şöyle çok fazla şikayet alıyoruz. Öncelikle demin sorduğunuz şeyin üstüne durmak istiyorum. Ben evet, ben oy vermeyeceğim bu seçimde. Zaten oy versek de boşa gidiyor. Benim oy vereceğim parti yok vesaire gibi düşünüp hile yapılacak diye oy vermeyenler en büyük hileyi kendileri yapıyorlar. O yüzden muhakkak bu çağrı bir. Yapmak gerekiyor. Bu bir. Vermediğiniz her oy yapabileceğiniz en büyük kötülük. Özellikle bu kadar kritik bir seçimde. İkincisi, sandığa gitmeden önce neler yapılıyor? Aldığımız duyumlar var. Teyit edilmiş olanları da var bir kısmı. Daha önceki seçimlerde örneklerini de gördük. Mevcut hanelerde hiç var olmayan seçmenler ihdas edilebiliyor. Yani bunun için her seçmenin kendi hanesini kontrol etmesini biz zaten daha önce istedik. İlçe başkanlıklarımız da bu görevi yerine getirdi. Ben evimde oturuyorum. Annem, babam, kardeşim, 4 kişilik bir aileyim. Ama YSK'nın açıkladığı seçmen listesine bir bakıyorum. Benim evimde 2 tane tanımadığım adam yaşıyor. Böyle sıkıntılar ve şikayetlerle çok fazla karşılaşıyoruz. Bunun için ama şikayet süresi belli bir süre önce geçti. Sanıyorum Mart ayının sonuna kadar seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra itiraz edilmesi gerekiyordu. Hala daha bunu tespit eden olursa lütfen bize bildirsin. Bunu da tekrar ediyoruz. Böyle bir durumun varlığı peki, halinde. Peki bildirdik, ne yapacaksınız? Şunu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşabilirim bu konuda en fazla. Orada siz bana bildiriniz. Seçim güvenliği adına konuşun. Ne yapılabilir? Şunu yapabiliriz. Bağcılar'da oturuyorsunuz. 1020 numaralı sandıkta oy kullanacaksınız ve evinizde 2 tane tanımadığınız adam var. Süresini kaçırdığınız için YSK'ya şikayet edemediniz. Bunu bize bildirirsiniz. Biz olmak zorunda değiliz. Güvenli seçim platformuna şikayet edebilirsiniz. Oy bürotesine şikayet edebilirsiniz. Herhangi bir partiye şikayet edebilirsiniz. Ve o partinin ilgili ilçe başkanlığının o sandığa sahip çıkmasını sağlayabilirsiniz. O sandık görevlisi bunun farkında ve bilincinde olursa, yani siz bildirirsiniz ona, benim evimde bir Ali ile Mehmet var, var olmayan iki insan. O sandığın sandık görevlisi ve müşahidi eğer bu isimlere haiz olursa, o isimler oy kullanmaya geldiğinde ortalığı yıkar. Ve gerekli şikayetler, itirazlar yapılır. Biz de bunun üstüne gideriz. Bunun adı zaten sahteciliktir. Seçim suçunun şimdi yanı sıra TCK kapsamında da suçtur. Sosyal medyada şöyle bir şeye rastladım. Yani ben çok hazırlandım. Bir vatandaş diyor ki, ben tesadüfen benim apartmanımda olduğunu söyleyerek oy atmaya gelen birini, iki kişiyi hatta tespit ettim, oyunu attılar ve kaçtılar. Oy girdi. Tamam, isimleri var elinizde. Tamam, hala var. Şikayetinizi yapacaksınız. Sahte isimler. Şimdi bakın, ben işin şurasındayım. Yani bu oylarımızın adil olarak sandığa yansıması nasıl sağlanabilir? Şöyle ki, hani yan tarafta Ömer, bizim binanın yanı diyelim arsa. Arsaya da 10 kişi yazmışlar. Burada şöyle bunu bir... kimse de itiraz edecek durumda değil. Numarası var. Bu kentsel dönüşümden yıkılmış bir apartman. Ama onun içinde de 10 tane, 15 tane, 20 tane seçmen varmış gibi duruyor. Bu konuda ben bunu da bilmiyorum. Apartmanda yaşayan kimse de yok. Şimdi ben bir şey eklemek istiyorum. Ya şimdi bunlar açıklandı daha önce. İki sefer askıya çıktı bu listeler. İşte bir kısım itirazlar yapıldı. Mesela Fikirtepe'de 3-4 bin kişilik bir şey bulundu, seçmen kitlesi, on evler yıkılmasına rağmen itiraz edildi. Bunlar düşürüldü. Şimdi bu saatte bir şey yapamayız artık. Yani şu yapılabilir. Ben seçmen olsam ve bundan çok rahatsızsam, o benim sandığımdaysa, o sandığın başında beklerim. O adam geldi mi kimsin diye sorarım. Şimdi bu artık adli bir suç orada. Şikayet edebilirsiniz bu adamı. Çünkü bu adam o sandıkta değilse, siz bu böyle bir hakkınız var seçmen olarak. Veya işte bir siyasi parti hukuk sorumlusu olabilir, avukatı olabilir. Bir zabıt tutarak sandığınızda bu şikayeti yaparsınız ve bunu adli kurumlar değerlendirmek zorundalar. Yani şu aşamada başka bir şey yapamazsınız zaten. Ama bunlar çok fazla geliyor, bu ihbarlar. Yani bunu işte siyasi partilere bildiriyoruz. Onlar sonuçta
oradaki sandık sorumlusu o insan geldiğinde bu işi yapıyor. Çünkü oy vermeye devam ederken siz şikayet etme hakkınız var. Orada zabıt tutuyorsunuz ve buna İl Seçim Kurulu hakimi bir cevap vermek zorunda. O da araştırmak zorundaydı. İşte Ahmet bilmem kim orada oy vermişse oranın seçmeni mi değil mi buna karar verecek. Böyle bir şeyse o adam bulunacak veya o sandık yeniden sayılacak. Neyse adı. Yani şu an yani seçimden önce yapılacak olan tek operasyon bu. Peki yani merak ettiğim için soruyorum. Bugüne kadar geçmiş son bir yıldır seçimler yaşıyoruz. Yapılan itirazlar hangi aşamada? Ne demek istediğimi yani, çok kritik noktalarda olabiliyor, anladım bir dakika düşününce. Şöyle 50 oyla milletvekili yer değiştirebiliyor. 70 oyla belediye başkanlığı yer değiştiriyor. O yüzden bu yapılan şikayet ve itirazlar aslında herkesin gözünde işte 53 milyon seçmen var, işte 173 bin sandık var. Biz bunları hani ne olacak ki bir oya itiraz etsek gibi düşünülüyor. Ancak o bir oylar birleştiği zaman dediğim gibi 50 oyla bir sandalyeyi kendi partinize kazandırabiliyorsunuz. O yüzden gerçekten önemli. Mesela 2014'te... Şimdi bu seçimde bir avantajımız var ama. Cemaatle AKP kavga ettiği için cemaat sandıklara sahip çıkacaktır. Dolayısıyla kimse tedirgin olmasına gerek yok. Cemaat nasıl olsa başına gelir. Orada oturur. Çünkü biliyorsunuz kumpas meselesinde cemaatin bir hayli bir deneyimi var. Evet. Ergenekon'du, Oda TV'di, bilmem neydi. Zaten cemaat ayrılınca patladılar. Kumpas vesaire meselesinde deneyimli oldukları için bu olayda da kumpasın nereden olabileceğini biliyorlar. Mesela Fuat Avni diye bir şey var, Twitter hesabı var. Açık bir şekilde cemaatin hesabı o. Yani cemaatin bilgilerini veriyor. Verdiği bilgilerde de gayet açık. Bir kere birinci derece oradan önlem alabilirsin. O yüzden bu seçimin hırsızlık bilançosuna baktığımız zaman geçmişte hırsız olma olasılığı olanların... Rahat etmeli miyiz yani? Tabii oyunuzu kullanın. Cemaate güvenin bence. Çünkü bu şaka söylemiyorum. Ya bakın gerçekçi olalım. Bir devlet düşünün ki devletin bütün mekanizmalarında siz yoksunuz. Hep sivil toplum olarak dışarıdasınız. Ben şunu söylemiyorum. Başında durmak, avukat görevlendirmek falan. Peki ben size soracağım hukukçu işte Serakadigil. Allah aşkına avukatın dayak yediği bir adliyenin olduğu bir ülkede bana hukuk güvencesini kim söyleyecek? Avukat alenen, açık bir şekilde özel güvenlikten dayak yedi. Bir kadıncağızın kafasını yere vurarak dövdüklerini gördük biz. Bir tane gazeteci için ekranda Cumhurbaşkanı ben sana hesabını soracağım dedi. İki kere ömür boyu artı 45 yıl isteniyor Can Dündar hakkında. Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Dolayısıyla gerçekçi olur. Çok ağır bir suç işlemiş. Ben şuna bakıyorum. Demokrasi ya da seçim güvenliği falan. Ben sandıkları insanlar bıraksın oy vermesin demiyorum. Oy verecek. Sandığı da kollayacak. Siyasi partiler de önlem alacak. Ama bu konuda deneyimli olan bir kadro cemaat maça çıkıyor. O yüzden cemaatin bu maça çıkması önemli bir siboptur. İroni olsun diye söylemiyorum. Çünkü birbirini tanır oradakiler. Ha onlar arasında bir kavga çıkar mı onu bilmem. Çıkarsa da bence tarafsız olmakta fayda var. Çünkü kavganın büyüme ihtimali var. Burada taraf olmamak gerekir bence ikisi. Düne kadar koalisyonlu çünkü. Şimdi tabii Enver Aysever dediğim gibi usta onun üstüne... Estağfurullah gerçeği söyledin ya. Şimdi ama biz tabii biraz daha hani bütün bunlar yokmuş gibi hani... Sandık başındaki cemaatçi kimmiş onu tespit edin. Onun yanında durun sevgili seyirciler. O cemaatçiyle birlikte seçim güvenliği sağlamış olsun. Biz de gerçekçi olalım. Madem avukatlara şimdi cevap hakkı doğdu. Bizi adliyelerde yerlerde sürükledikleri için biz bu kadar sinirliyiz şu anda. Güvenli ve demokratik seçim çatısı altında şu an 4000 tane avukatız biz. Ve Türkiye'nin 76 ilinde örgütlüyüz. Bu 4000 avukatla güvenli ve demokratik bir seçim sağlayabileceğine inanıyor musunuz? Yetmez tabii ki. Yetmez ama bunun devamı var. Hayır, yetmez ama Allah hiçbir zaman söyletmesin inşallah bu cümleyi. Bazen konuşulabilir. Şöyle bir durumumuz var. Aslında bunların hepsinin özü şu. Biz bununla niye uğraşıyoruz? Güvenli ve demokratik seçim niye var? Oy ve ötesi diye bir şey niye kuruldu? Neden işte MHP'li HDP çok top dışında kalıyor ama seçimin güvenliğini sağlamak sanki CHP'nin varlık amacıymış gibi bir algı var ortada. Bunu konuşmamız lazım. Ana muhalefetin görevi ama yani. Değil. Dünyanın her yerinde seçim güvenliğini sağlamak devletin memurlarına aittir. Bizde sıkıntı şu, devlet kalmadı. Hükümet var.
Memurlar hükümetin memuru gibi hareket etmeye başladılar. E biz de artık buralarımıza geldi. Madem bize bir top düştü, çevireceğiz bu topu dedik. E sazı elimize aldık şu anda. 4000 avukatla olacak iş değil. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki müşahitler vesaireyle ilgili Tayfun Bey detaylı bilgi verecektir. Biz gerçekten hiç olmadığımız kadar ciddi bir savaşa hazırlanıyoruz bu seçim. Böyle bir durumumuz var. Yani cemaat konusunda katılıyorum. AKP'nin bugüne kadar bütün kumpasını çeviren adamlar cemaatçidir. Yani cemaat ayrıldı, gördük Sümeyye vesaire saçmalamanın ardı arkası kesilmiyor. O yüzden bu seçim o kadar akılcı hareket edebileceklerini ben de düşünmüyorum. O noktada katılıyorum. Ama biz de tabii kuzumuzu kurda emanet etmeyeceğiz. Kendi önlemimizde almış durumdayız şu anda. O yüzden nedir o önlemler? Sıfırdan başlayalım mı? Tabii. O müşahitlerle şimdi ilgili mi? Ondan önce reklama gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından tartışma zamanı devam edecek. Tartışma zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Seçimi konuşuyoruz. Seçim ve sandık güvenliğini. Avukat Sera Kadıgil ile başlamak istiyorum. Sandık güvenliği için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Oy vermeye gittiğimiz gün neler yapmamız gerekiyor? Hem bir vatandaş olarak hem müşahit olarak. Bana anlatır gibi anlatın. Lütfen sabah kalktık. Seçim, o gün seçim sabahı. Ne yapmam gerekiyor? Sabahtan itibaren başlayalım o zaman. Çünkü iki gruba ayırmamız lazım önce sizi. Bir normal seçmenlerimiz var. Bir sandıkta görev alacak gönüllülerimiz ve sandık görevlilerimiz. Normal seçmen. Ben sandık görevlisi değilim. Bana anlatın. Toptan girelim biz. Tamam, üç aşaması tamam. Vardır bu seçim. Birincisi sandık kurulmadan önce sandığın kuruluş aşaması. İkincisi oy kullanılması aşaması. Üçüncüsü sayım döküm aşaması. Sabah kalktık. Birincisi 6.30'da sandığın başında oluyoruz. Görevimiz varsa. Yoksa da lütfen olsun. Düz seçmen diye bir şey yok artık bu seçimde. Hala görev almadıysanız müşahit açıkları her yerde devam ediyor. Gidin ve bir sandıkta müşahit olarak görev alın lütfen. 6.30 itibariyle hangi sandıkta müşahitseniz sandığınızın başına gidin. Çünkü sandıklar 7 itibariyle açılır ve kuruma hazır hale getirilir. Kuruma hazırlıkta şurada çok önemli bir nüans var. Ya şu hale getireceğiz. Bu hale getireceksiniz, oy pusulalarını çıkartacaksınız, zarfları sayacaksınız, pusulaları sayacaksınız ve bunları mühürleyeceksiniz. Bu mühürde bir trik var. Yani bir dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da şu. Her sandık kurulu, sandık kurulumunu yaparken alır eline, diyelim bu oy pusulasını ve bir yerine mührünü basar. Şimdi ne gibi hileler olabiliyor diye sormuştunuz ya. Zincir yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Daha önce tespit edilmiş bir yöntem. Evet. Şöyle bir şey yaptıklarına dair duyumlar alıyoruz. Seçmene AK Parti basılı, açıkça isim veriyorum yekten artık. AK Parti basılı pusulayı veriyorlar. Boş pusulayı almak karşılığında da para veriyorlar. Başka parti de yapabilir. Başka bir parti de yapabilir elbette. Buna engel olmak için müşahitseniz ya da sandık görevlisiyseniz sabah 7 itibariyle sandığımızı kurarken bunları mühürlüyoruz ya ve de zarfları. Neresine mühür vuracağımızı karar altına alıp bunu da muhakkak sandık kurul tutanağına not etmemiz gerekiyor. Yani aramızda bir karar alıyoruz, diyoruz ki arkasında sağ üst köşesine vuracağız bu mühürü. Yani bütün o sandıktaki mühürler aynı yerde mi? Aynen öyle. Hı. Bütün pusulaların arkasında aynı yerde mühür olması gerekiyor. Ben cebimde başka bir tarafa mühürlü bir pusula getirsem anlaşılacak yani. Aynen öyle. Sayım döküm esnasında da bunlar birbirine bağlı şeylerdir. O yüzden müşahitlerin ve sandık görevlilerinin çok uyanık olması gerekiyor. Siz mührü tamamını sağ üst köşeye vurdunuz. Zarfları da aynı şekilde sağ üst köşeye vurdunuz. İki mühürlü olarak pusulalarımız ve zarflarımız artık hazır. Oylarımız kullanılıyor buna göre. Sayım döküm esnasında pusulayı çıkartıp sayıyoruz ya. Baktınız olması gereken mühür burada. Aslında gözünüzün önünde zarf buraya vuruldu. Sağ üst köşe olması gerekirken. Aynen zarftan çıkan mührün burasında. Pusula. Sağ alt köşede. Aynen öyle. Geçersizliği için derhal itirazda bulunacaksınız. Çünkü belli bunlar ki. Bunlar geçersiz midir yasal? Aynen olarak? Öyle. Belli ki o sandık kurulu tarafından ben mühürlenmemiş bir pusula var. İyi. Bu olayı bilmiyorum. Daha bilmediğin neler var. Buna mesela çok sen dikkat edin. Sen bir yerde müşahit misin? Yok. Yarın sabah git. Aynen öyle. Madem burada lak lak yapıyorsun. Güvenli ve demokratik seçim kalk, platformuna ben başvur. Ben sabah ne yapacağını sana söyleyeyim. Bir kere güzel bir kahvaltı yap. Çünkü o hararetli tablo içerisinde sana bir parti kumanya getirir getirmez. O yüzden evden erzağını götür. Gülüyorsun değil mi? Bir sürü parti ekonomik olanakları olmadığı için sandıktakileri kumanya götüremiyor. Bak şimdi işte memleket zannediyor ki her şey kolay. Şimdi her şey İstanbul ya da gelişmiş kentlerdeki gibi de değil. Birçok yerde sevgili seyirciler, sandık başındaki insanlarımızın aç bir ilaç, sadece toplum adına görev yaptığını unutmayalım. Aynen. Hiçbir şey yapamıyorsanız giderken evde börek yapın, oradaki insanlara götürün. Annem onu yapacak. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir bardak çay götürün. Sen bunu şaka zannediyordun. Hiçbir şey yapamazsanız bir tost götürün, meyve götürün. Çünkü o insanlar sandığı boş bırakmamak adına, hele bir de partisinin parası yoksa,
ona kumanya getiremeyeceği zaman bütün gün orada akşama kadar, belki de ertesi gün sabaha kadar kalacak. Bu şaka sandığın şey enerjiyi düşünür, ilgiyi dağıtır. O yüzden sandığa gittiğiniz zaman belli bir zarafetle, hiçbir parti ayırt etmeden memleketin yurttaşıdır diye birer kek, birer börek, birer elma, Allah ne verdiyse bölgeye göre, ekonomik durumunuza göre, asgari ücret durumunuza göre, çünkü herkesin değişebilir. Neyse, bunu götürün. Şimdi senin bu güldüğün şey, Türkiye'nin pek çok tarafında sorun oluyor mu, olmuyor mu? Bize 12 ile 2 arasında gelen en yoğun şikayet. Ya. Kumanya gelmedi, kumanya gelmedi. Bunu ha. Yaz. Önce müşahit oluyorsun, sonra kumanya yapıyorsun. Devam daha edelim. Doğrusu şöyle yapıyorsun. Edemiyorum. Sen, pardon, sende müşahit tipi yok, olmayacağım belli. Bari hanımdan rica et. Üst üste giderken insanlara bir elmaydı, bir şeydi götürsün. Ben götüreceğim. Peki, devam ediyoruz. Kahvaltımızı yaptık, gittik. Müşahitsek de sandığımızın kurulumunu yaptık. Ve sağ üst, sol üst, alt neyse mührümüzü vurduk. Aynen öyle. Bekliyoruz. Saat 8 oldu, oy kullanma işlemi başladı. Bu arada şöyle de bir durum var. Sandık kurulu normalde 7 kişiden oluşur. Bir tanesi başkan, bir tanesi memur üye ve en yüksek oy almış 5 siyasi partinin temsilcileri. Ancak bunlardan gelen olmazsa 4 üyeyle de sandık başkanı sandığı kurabilir. Müşahit olarak sabah erkenden orada olmanızın bu faydası da var. Siz sabah erkenden orada olursanız direkt sandık kurulu üyesi olarak da görev alabilirsiniz. Bu da yapılacak hilelerin, hurdaların hepsi hile orada da değil, hataların da önüne kesmek için bir adımdır. Kurduk, ettik, mühürledik. Bu söylediğiniz çok önemli, onun altını çizelim. Herhangi bir yurttaş da bir müşahit o anda olabilir. Doğru aynen mu? Öyle. Yani açık seçim, demokrasinin kuralı, gözlem hakkınız vardır. Gözlemci hakkınız vardır. Doğru mu? Doğrudur. Şöyle bir küçük düzeltme yapalım. O sandığın seçmeninin vardır. Tamam. Yani ben tutup İstanbul'da oy kullanırken Çemişgezek'in bir sandığında ben burada gözlemci oldum kardeşim deyip giremem. Hayır, kendi sandığınızda o, evet. Sabaha kadar bulunabilip sonucu alabilirsiniz. Aynen yurttaş öyle. Olarak. Bak bu çok önemli bir detay. İnsanlar diyorum ya sandık tek başına belirleyici değil. Bunu o yüzden hızlı geçildi anlaşılsın diye söylüyorum. Oyunuzu verdiniz. Akşam sandıkların açılma saatinde de gidebilirsiniz. Daha sabahtayız hocam. Evet. Hayır. Akşam olmadı. Onu demiyorum. Akşam da gidebilirsiniz. Yani bütün 12 saat orada olmak zorunda değilsin. Yani seçim açısından bu çok önemli. Oy verme ve sayma anında da olabilirsiniz. Özür diliyorum. Buyurun. Saat 8 oldu. Daha oldu, sabah 8. Akşam 5'e çok var. Hayır, sordum. Tamam. Oy vermeye gelen seçmen neye dikkat etmesi gerekiyor? Seçmen listesinde zaten ismi olması gerekir. Girdiniz içeri, pusulanızı aldınız. Sizinle birlikte içeri hiç kimse giremez. Engelli ya da kısıtlı değilseniz. Bu engelli kısıtlı meselesinde mesela kafalar çok karışabiliyor. Yaşlı, dilerseniz okuma yazma bilmeyen kişiler. Onların yerinde. Detaylarını bir hem müşahitlerimizle hem seçmenlerimizle paylaşalım. Şimdi engelliler iki türlü olabiliyor bildiğiniz gibi. Bedensel engelli vatandaşlarımız var, zihinsel engelli vatandaşlarımız var. Zihinsel engeller zaten kısıtlı olduğu için oy kullanamazlar. Yasanın gereğidir. Zihinsel engeller oy kullanamaz. Karşılarında zaten seçmen kütüğünde oy kullanamaz ibaresi düşülür. Bunlar UYAP'tan çekilir. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Son 3 ay içinde kısıtlama kararı alınmış olması nedeniyle seçmen kütüğüne düşülmemiş kısıtlılar olabiliyor. Buralarda itiraz ve şikayetleri muhakkak işletmemiz gerekir. Yani geldi bir seçmen, seçmen listesinde adı var ama karşısı kapatılmamış ama aleni bir şekilde zihinsel engelli olduğu belliyse muhakkak şikayet ve itiraz yolunun işletilmesi gerekiyor, bu bir. Eğer bedensel bir engeli varsa ve bu bedensel engeli girip sandıkta oy kullanmaya yani mührü dilediği partiye basmasına engel mahiyetteyse ne olabilir? Eli olmayabilir. Ne olabilir? Çok yaşlı olabilir, rahatsız olabilir. Görme engelli olabilir. Bu gibi insanların yanında bir kişi refakat edebilir. Yine çok başvurulan bir yöntem. Bazıları bilinçsizlikten hata olarak yapıyor bunu, bazıları hile olarak yapıyor bunu. Seçmenle birlikte kabinin içine sandık başkanı ya da üyeleri giriyor. Yasaktır. 135 sayılı genelge uyarınca sandık, seçmenle birlikte sandık görevlilerinden hiçbiri içeri giremez. Yanında bir yakını varsa yakını girer, yakını yoksa o seçmen listesine sıralı diğer herhangi bir vatandaş girer ama asla sandık başkanı giremez. Bizde nasıl oluyor? Aynı sandık başkanı gelen 20 engelliyle birlikte kabine giriyor. Ne karıştırdığını Allah bilir. O yüzden bu konuda da müşahitlerin muhakkak uyanık olması lazım. Bunun dışında oyunuzu verdiniz. Sandıktaki herhangi bir görevli giremiyor değil mi? Sadece sandık kurulu üyeleri giremez. Tamam, sandık kurulu üyesi olarak. Aynen öyle. Başkan ya da üyeler hiçbirisi. Giremezler. Diğer seçmenlerden yardım isteyecekler. Yanında bir yakını yoksa. Bir seçmen bir kişiye evet. Yani bir kişinin oyunu vermesine yardımcı oluyor. İki kişi yapamıyor yani. O da önemli. Evet. O da önemli bir ayrıntı. Aynen. Bir de bir şey ekleyeyim, tam sen devam et. Bu şimdi bu pusulayı aldınız diye oradaki kişi bilerek ya da bilmeyerek pusulaya bir işaret koydu.
bir çizgi attı, bir şey oldu, bir şey yapıştırdı falan. Orada seçmenin pusulayı aldığı zaman bakmasına fayda var. Bir işaret var mı sonunda? Çünkü mühüre bakacak. Tabii. Herhangi bir işaret var mı yok mu ona bakacak. İşaret, çünkü işaret varsa o pusula sayılırken işaret olduğu için iptal edilebilir o pusula. Onun için hani bir de ona baksalar iyi olur yani oy verirken. Çok kesinlikle önemli bir ayrıntı. Pusulanın temiz olması lazım. Evet, aynen öyle. Çünkü çok seçimin basit gibi bir şey. Seçim temiz olması için pusulanın temiz olması. Ben kavradım da ironinin derinliği karşısında şöyle bir sarsıldım. Değil mi? Yani senden bekliyordum böyle bir çıkış. Neyse. İnsan etkilendi. Ya evet. Şimdi bununla ilgili çok özür dilerim. Çok eski. Başladın ama olmadı. Şimdi çok eski hikayeler var da bir şey anlatayım. Mesela, çok küçük yerlerde hani muhtarlık seçiliyor veya ne bileyim işte belediye başkanı seçiliyor. Çok eski bir, sonra adını vereceğim bir parti büyüğümüz anlatıyor bunu. İşte efendim bir kurşun kalemin başını böyle eline sıkıştırıyormuş sakızla beraber şöyle. Şimdi küçük bir yer ya, gelen kişi biliyor hangi partiye oy vereceğini. Diyelim başka partiye oy veriyor. İstemediği bir partiye. O alıyor mesela pusulayı verirken küçük bir işaret koyuyor. Ve pusulayı size öyle veriyor. Siz alıp giriyorsunuz, aslanlar gibi kendi partinize basıyorsunuz fakat oyunuz kabul edilmiyor. Bunun gibi, tabii bu daha çok küçük yerlerde olacak bir şey ama her zaman olabilir. Bilerek niye? Ya da bilmeyerek. Büyük yerde de olabilir. Evet. Herkesten ilginç. Yani böyle bir şey olabilir. Hatta bunun bir ikinci versiyonu da var. Pusulayı çıkarırken yani baktı ki pusula evet istemediği bir partinin pusulası. İşte bir küçük hareket yapıyor ve ona bir çizik atıyor ve veriyor sandık kuruluna. Sandık kurulu açıyor ya böyle gösteriyor işte şu partiyi diye. Aa bak işaret var deyip orada da iptal edebiliyor. Hani işte 170 bin sandık var. İşte her sandıkta 2 oy iptal etseniz. Yani bu biraz şeye benziyor. Evet. Yani bul karayı al parayı, el çabukluğu marifet yani. Hırsızı önlem alınmaz diye bir laf vardır ya, biraz onun gibi bu detay şimdi yani. Çok hani ben ama bunlar tabii ya çok hani aklıma geldiği için söylüyorum. Bunlar çok spesifik şeyler evet. Herhalde. Ama hiç affa almamak lazım. Yok çok spesifik. 170 bin sandık diyor. İki tanesinden 345'in %10 barajı var. Bir parti 9.8 ile 9.9 ile bilmem neyle kalsa ki Türkiye'de kaldı. Tansu Çiller'in partisi. Neydi öyle o partinin adı? Doğru yok parti. Türkiye'de partilerde de ilginç bir şey var. Partilerin adıyla içeriği arasında bir tutarlılık da olmuyor çoğu zaman mesela. Şimdi onu fark ettim. Neyse. O dönemde hani böyle bir durum olmuştu. Peki devam edelim. Pusuladan devam edelim. Bu hakikaten yani muhakkak üstüne durulması çok spesifik ya da ekstrem örnekler peki, değil bunlar. Peki fark ettik. Pusulamızın değiştirilmesi yapmanız gerekiyor. Yani pusulayı aldınız daha içeri girmeden muhakkak kontrolünü yapın. Zarfın da bir tek pusulanın değil. Zarfta da aynı şekilde. Hem zarfta hem pusulada muhakkak Yüksek Seçim Kurulu'nun filigranı olmak zorunda. Hem Yüksek Seçim Kurulu'nun mührü olmak zorunda. Hem sandık kurulunun mührü olmak zorunda. Aynı zamanda da temiz olmak zorunda bunların hepsi. Yani bu seçmenin, oy veren seçmenin, düz seçmenin başlıca sorumluluğu. Pusulanızı kontrol ettiniz, içeri girdiniz, mührünü bastınız. Burada da dikkat edilmesi gereken başka bir şey var. Çok fazla geçersiz oy çıkıyor bu yüzden. O yüzden özellikle dikkat edilmesi lazım. Ben buraya tercihimi basıyorum A partisine. Hiç kurumasını beklemeden üst üste katlıyorum, zarfın içine tıkıyorum, sandığa atıyorum. Bu pusulayı biz açtığımız zaman buradaki evet ya da tercih mütlü bu partinin üstüne de basılmış hale geliyor ve sizin oyunuz geçersiz oluyor. O yüzden muhakkak buna da dikkat etmek gerekiyor. Güzel bir yöntem aslında bahsetti. Daha önce düşünmemiştik. İlk önce katlayıp pusulayı seçeceğiniz reklam arasında. Ya benim aklıma bir şeyler. Şu şekilde hangi partiye oy verecekseniz ilk önce pusulanızı katlayıp daha sonra tercihinizi basıp zarfa koyarsanız böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Yapıyorum. Bugüne kadar da çok da memnun oldum. Ben daha mührü basmadan oy vereceğim parti üste gelecek şekilde çarşafı katlıyorum, çok pusulayı mantıklı katlıyorum. Süper. Sadece o kalıyor. Hem mühür basması da kolay, hem ondan sonra başka tarafa bulaşacak mı, bulaşmayacak mı diye bir problem yok. Bir de 30 saniye kadar üfleyeceksin değil mi? Ne kadar? Yok ben şey götürüyorum, stampa. Fön makinesi. Böyle bu, biz hani televizyoncular sulandırıyoruz biraz olayı. Hayır, ama bizi sıkıca gösteriyorsunuz hocam. Yani evet, bize ciddi soru soruyor, biz ciddi biz cevap veriyoruz. Yani son derece. Sen bu kek börek meselesinin ne kadar ciddi olduğunu seçim günü bütün insanlar gidip görecekler. Sandık başında terleyen insanların ne gibi bir bardak çay için aynen bile ne kadar, ya bu şaka gibi görünüyor ama o işi yapan bilir. Ya da gazeteci olarak eskiden Ankaralı gazetecilerde bu çok vardır. Gece belli bir saatten sonra sandık dolaşılır. O zaman televizyon falan olmadığı için gözlem yazmak için gazeteciler
hatıratlarında da vardır bu. Bu kadar erken de oy sayımları olmuyor. Olmuyor. İşte kapanır kapanmaz iktidar partisi belli oluyor. Kapamadan da oluyor çoğu zaman. Çünkü bir bölgede kapanması yetiyor. Yani biz burada gerçekten Enver. Şakayı. Biz Amerika'dan çok ileriyiz. Seçim yani, sonuçlarını almak değil evet, mi? Evet hızlı. Şimdi gerçekten gazeteciler mesela bence bu da bir tür gözlemci şeyidir. Önlemidir. Siyasi partilerin nasıl partiler adına temsil etme ve sorumluluk taşıma mecburiyeti varsa gazetecinin de Türkiye'de bulunduğu il çerçevesinde gidip sandıkları gözleme olanağı var. Kamu gözcülüğü yapıyorsun netice itibariyle. Basın mensubusun olan biteni yansıtabilirsin. Eskiden televizyon kitle iletişim araçları yokken bunlar hatırata da alınmış. Ne peki oldu yine? Bu konulara gireceğiz, tekrar döneceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Ardından yeniden karşınızdayız. Tartışma zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Seçim güvenliğini konuşuyoruz. Avukat Sera Kadıgil, oyumuzu nasıl kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? O sorunun cevabını veriyor bize. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Geçersiz oy konuştuk. En son oyumuzu nasıl kullanmalıyız? Pusulada nelere dikkat etmeliyiz? Bunun cevabını verdiniz. Hı hı. Biraz daha devam edelim istiyorum bu konuya. Oyunu kullandı vatandaş ve sonrasında neler yapmalı? Attık artık. Attık artık. Zaten sonra... bir oy böyle 15 günde atılıyor da seçme atar. Neyse işin içine kek girdi, börek girdi. Ama baktık o kek tamam. Börek önemli. Bir önemi var. Oyun zor atıyorsan mı çabuk sayılıyor. 30 saniyede. Çıt akşam belli. Hele Anadolu Ajansı'ndan alıyorsan haberi daha hızlı. Ya ben buraya bir parantez açayım. Biz geçmişte de çok seçim takip ettik. Meslek gereği, televizyon. Son yıllarda kah bir yerde çalışıyoruz, kah işsiz, her neyse ama bir yerden takip ediyoruz. Ya tamam anlaşıldı, doğuda 16'da sandıklar kapanıyor, batıda 17'de. Ya sandıklar yok, kapanıyor. Artık öyle bir şey yok. Aynı anda. Sandıklar kapanıyor, açıyorum bilgisayarı, seçimin galibi belli. Yani ve geçtiğimiz... Niye diye sordum mu? Malum sordum, oluyor. Cevabını da verdim. Ben problem yok. Ya. Yeni Türkiye. Hız var yani. Hızlı demokrasi. Amerika'da bir hafta, 10 gün tekrar sayılan başkanlık seçimlerini de düşününce dedim ki biz Amerika'yı geçmişiz. Bayağı ilerlemişiz. Neyse bu anekdotu da anlattıktan sonra peki oyumuzu gittik. Düzgün bir şekilde bakarak işaretin olmadığını görerek kendi vurduğumuz tercih mührünün de başka bir yere geçmediğinden emin olarak zarfa attık. Oyumuzu da attık. Sonra bir de şey var, paranoya geldi ya, insanlar diyor ki Ömer kaleminizi de kendiniz götürün. Neymiş? Uçan mürekkepler kullanılıyormuş. Buraya kadar geldik yani. Doğru mudur? Öyle bir paranoya oldu geçen yani uçan mürekkep kullandığı ama vakit. O paranayı önüne geçmek için YSK önlemini aldı. YSK şu anda oy torbalarından kalem de çıkartıyor artık. Oraya kadar geldik yani. Nasıl kalem çıkartıyor? Bayağı kalem koyuyorlar. Tamam da o kalemin uçmayacağını nereden biliyorsun? Önceden bir deniyorsun, bir 10 dakika bekliyoruz. O zaman kendi kalemimizi götürelim mümkünse. Yok, götürmeyin. Bilakis sizin kendi kaleminizi götürmeniz ve sandık kurullarının buna müsaade etmesi demek eşittir. Karşısında olduğunuz partinin de bunu yapabilme hakkına sahip olması şimdi demek. Şimdi olmadı. Kek börek götürebiliyoruz da kalem götüremeyeceğiz. Kaleme gerek yok. Orada zaten sandık görevlilerimiz var. Öyle bir YSK'nın verdiği kalemde öyle bir ekstrem durumun ortaya çıkması halinde zaten herkes uyanır herhalde. Hani hepsi uçar zaten değil mi? Kalmadı. Yani bu da biraz komik olur. O yüzden kendi kalemimizi götürmüyoruz. Bilakis herkesin oradaki kalemi kullanmasına teşvik ediyoruz o konuda. Tamam, tekrar vatandaş olarak oyunumuzu kullandıktan sonra... İki aşamayı anlatır mısınız? İmzanızı atacaksınız muhakkak. Bu çok önemli. Sandık görevlileri uyarmayabiliyorlar ki en önemli husustur bu. Oyunuzu kullandıktan sonra muhakkak ve muhakkak karşısına imzanızı atın ki yine seçim hilesi olabiliyor. Özellikle saat 4:30-5'e geldik artık. Oylarımızı kullandık. Komşu teyzeler kekler, börekler getirdi. Bir sıkıntımız yok. Saat 4:30-5'e doğru yaklaşıyor. O esnada sıkıntı yaşanabiliyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Saat 5 olduğu anda oy kullanma biter.
Eğer hala kapıda sıra varsa bu insanların kimlikleri toplanır ve sadece saat 5'ten önce sandık alanına gelmiş ve sıraya girmiş insanlar oy kullanabilir. Bu kimlikleri topluyoruz. Sadece kimliklerini topladığımız insanlara oy kullandırtıyoruz. 5'i bir geçe oraya gelmiş olsa dahi oy kullanamaz artık hiçbir seçmen. Bu da önemli bir detay çünkü bu konuda da duyumlar alıyoruz. Güvenli ve demokratik seçime de çok gelen ihbar oldu bu şekilde önceki seçimlerle ilgili olarak. Orada mesela 20 tane seçmen bir sandıkta oy kullanmamış. Bir anda saat 5'e 10 kala 20 insan peydah oluyor ve o sandıklarda sahte kimliklerle oy kullandıklarına dair duyumlar geliyor. O yüzden bu konuda da hassas olmamız gerekiyor. Tam tersinde o zaman uyarmak gerekiyor. Siz eğer 5'ten önce oradaysanız saat 5 oldu diye terk etmeyeceksiniz. Eğer önce gittiğinizi belgelemiş durumdaysanız isterse yarım saat tabii sıra ki olsun oyunuzu kullanıyorsunuz. Aynen bu öyle da şu anlama geliyor. Taner'in kaygısını tekrar doğruluyor. Aslında hiçbir yerde sandık kapandığı anda kapanmış olmuyor. Mutlaka her yerde 3 kişi, 5 kişi, 1 kişi bulunuyordur. Aslında yani sonuçların hızlı alınması, bilişimin gelişmesi söz konusu olabilir hakikaten. Ama bu şu anlama da gelmiyor. O kadar da kolay bir iş değil. Açılmak, değil mi sandığın falan. Olsun. Neyse devam edelim. Yani bu şundan dolayı önemli. 5'e 10 kala ben oradaydım. Saat 5'i 5 geçti hala kullanıldı. Eve gidelim değil. Hayır. Orada olduğun için o hakkın geçerli. Evet. Olduğunuz sürece. Ve kimliğinizin toplanmasını onlar yapmasa da sizin bunu yapmanız lazım. Yaptık bitti saat 5 oldu sandığı kapattık sayım kısmına geçeceğiz artık. Birçok teknik detay var ben onlarla sizi sıkmak çok peki, istemiyorum. Daha saymadan önce şunu da sormak zorundayım. Sosyal medyada çok görüyorum. Suriyeli sığınmacılar oy kullanıyor mu? Bu soru kusura bakmayın güldüm yani çok fazla geldi. Biz 9 tane bölge toplantısı yaptık Tayfun Bey'le beraber. Her ben 9'una da katılmadım, onu diyeyim. Tamam. Evet, iyi oldu sordunuz. Çok yaygın sorulan bir soru. Kullanmıyor. Yani bu konuda ispat edilmiş herhangi bir örnek ne bize gelen ne siyasi partiler üzerinden gelen herhangi bir şeyimiz şu an yok. Ama bir de onların üretilen bir TC numarası var. Hı. O 9 hanem numara. Sosyal hakları almakla ilgili. Yani vatandaş değiller, oy veremiyorlar yani. Böyle yani hiçbir seçmen kütüğünde onlara biz çıkmadı karşımıza. Öyle bir risk yok yani. O zaman bu bir paranoya. Evet, yani. Şehir efsanesi. Şimdi bak oradaki mesele şu. Türkiye'de şimdi biz böyle teknik bir şey konuşuyoruz ama Türkiye bunlar siyasetten muaf değil ki. Değil tabii. Geçen gün AKP'nin mitingini görüyoruz. En önde siyahi kimseler var, fotoğrafları var. Afrika'dan gelmiş, artık adam gezmeye mi gelmiş, neye gelse belli değil, mitingde. Bakıyorsunuz Suriyeli kimseler, Türkiye'de şu anda misafir olan kimseler mitingde. Belli ki kamplardan getirilmiş. Ama adamın mitinge gelmesi demek sandıkta oy vereceği anlamına gelmez. Zaten orada o kadar parti varken bir vatandaş olmayan bir kimsenin kendisini belgelemeden o kadar gözlemci varken bunu yapma şansı yok. Bence risk şu. Belki bak Taner şimdi şaka olmayan ciddi bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye adına bence düşündürücü ve trajik bir şey. Türkiye'deki kutuplaşma çok derin olduğu için insanlar yer yer bazı bölgelerde öbek olarak siyasal tercihlerini güçlü olarak hissettirebiliyorlar. Yani burada isim vermek istemediğim için genel konuşayım ama herkes anlayabilir. Örneğin bir ilde 12-13 tane milletvekili var. Mesela 12 tanesi bir partiden çıkıyor. 13.sü bir başka partiden çıkıyor. Dolayısıyla sandığın başında aslında denetleme görevi yapacak insan olmayabiliyor. Bak bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'nin sanıldığı gibi yani mesela ben büyük şehirlerin özellikle merkezi bölgelerinde bu tür risklerin hiç olmadığını dediğim türden daha küçük, daha az insanın yaşadığı ve eğilimi belli olan bölgelerde az olan kimsenin üzerine baskı yapılarak zaten sandıktan uzaklaştırıldığını geçen televizyonculuk deneyimimle Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bilgilerden biliyorum. Şimdi bunu bilmece gibi anlattım ama anlaşıldığını düşünüyorum. Farklı bölgelerde farklı siyasal eğilimler kendi dışındaki siyasal eğilimde olan insanlara neredeyse yaşama şansı vermeyecek kadar baskınlar. Kendilerini azınlık hissettiğim. Ha şöyle oluyor yani şimdi düşünün. Bu pusulaya baksanız sanki Türkiye'de o kadar parti varmış gibi duruyor. Bunlar seçime girme hakkı kazanan partiler ama bunlar gerçekten her yerde örgütlü ve her yerde denetim yapabilecek durumda falan değil. Normalde birkaç partinin Türkiye'de yarıştığı bir seçimdeyiz. Böyle bir şey olduğu için de kimi partilerle
kimi partiler arasında çok radikal bir gerilim olduğu için bazı bölgelerde bir partinin levhasını bulundurmak ne kadar güç biliyoruz. Müşahit olmak daha da yani güç. Peki müşahit konusuna geleceğiz Sayın Aysever. Bu konuya da değineceğiz. O zaman kısa bir reklam arasının ardından. Kısa bir reklam arasından. Son reklamı. Hep böyle. Tartışma zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Seçimde oylarımızı nasıl kullanmalıyız? Suriyeli seçmen tartışması, seçime dair her şeyi konuşuyoruz ve Sayın Aysever konuştuklarını tamamlasın istiyorum. Suriyeli seçmeni konuşuyorduk ve müşahit konusuna değindiniz. Suriyeli seçmenin aslında bir paranoya olduğu konuşuldu. Şimdi Firdevs Suriyeli seçmen diyerek böyle bir kitlenin varlığını... Varlığını evet kabul yani, etmişiz gibi böyle bir paranoyanın bir şey varlığını bir dakika, diyelim. Böyle bir paranoya var. Firdevs bizden çok genç ama ben ilginç bir şey söyleyeceğim. Özal zamanıydı. O zaman Afganistan'dan insanlar getirildi Türkiye'ye. Çeşitli yerlere yerleştirildi. İlk seçimde hakikaten seçmen değillerdi ama bir sonrakinde kullandılar. Yani insanların vatandaşlık hakkı kazandı. Sonuçta bugün bu insanlar artık burada yaşıyor. Türkiye'de 1,5-2 milyon insan söz konusuysa yarın o insanların da hani çok da ironik bir durum ama seçmen olma ihtimali hepten göz ardı edilecek bir şey değil. Tabii Sayın Kadıgil söyledi böyle bir olay yok dedi ama sonuçta bu paranoya da haksız temellere dayanmıyor. Hiç dayanmıyor. Geçmişte örneklerini gördük. Şöyle bir durum var. Suriyelilere verilmiş demin Tayfun Bey'in bahsettiği gibi 9 numaralı bir numara, kimlik numarası var. Bu TC kimlik numarası değil. Bu insanlar seçmen kütüklerinde yoklar. Bu bize çok fazla gelen bir soru olduğu için ilçe başkanlıklarımızdan da bunun kontrolünü yaptırdık. Kütüklerde görünen bir Suriyeli seçmen yok. Şu olabilir, elbette bir Suriyeli vatandaş gelmiştir. Burada vatandaşlık hakkı almıştır. Yani Suriyeli kullanır. Sığınmacılar, son zamanda gelen Suriyeli sığınmacıları oy kullanmıyor. Böyle toplu halde ya da bireysel olarak oy kullanma gibi bir olayı yok. Hayır, çünkü seçmen listelerinde zaten böyle peki, bir önemli peki, şey yok. Peki, benim aklıma takılan başka bir şey var. Sosyal medya fenomeni Fuat Avni bir liste açıkladı. Evet. O listede sandık görevlileri, sandık başkanları var. Hı hı. Bu listeyi ciddiye aldınız mı? Yok. Şöyle. Niye? Bu, belki doğru. Hayır, bu şimdi bununla ilgili çok uzun bir liste açıkladı. 50 tane tweet atmış bununla ilgili. Birkaç kişi bunu teyit etmişler. O isimler doğru değil. Yani o tür mesela Bahçelievler seçim kuruluna gidilmiş. O isimler yok. Bazıları var. AKP'li olduğu doğru. Fakat şimdi bu seçimden önce her siyasi parti sandık başkanı için liste verdi. Yani bu seçimde bu yapıldı. Daha önce de vardı ama bu sefer bütün siyasi partiler buna özen gösterdiler. Oradaki sandık sayısı kadar, 400 sandık var. 400 kişi öneriyorsunuz. Seçim kurulu da öneriyor 400 kişi. İşte 4 siyasi parti buna hakkı vardı. Kura çekiliyor. Kura'da çekilen kişi o siyasi partinin oluyor. Yani bu çok olağan bir şey. Diyor ya işte bu AKP'lidir diyor. O çok normal yani. Çünkü CHP'liler de var, MHP'liler de var. Ben hani bu şimdi seçim hani bu aslında çok olağan dışı bir şey konuşuyoruz. Yani olağan olan şudur. Seçim yapıyorsunuz. Devlet var. Seçimi devlet yapar. Güvenirsiniz. Kendinizi teslim edersiniz ve sonuca razı olursunuz. Yani şunun gibi bir şey. Şimdi siz buna güvenmiyorsunuz ya. O zaman vergi dairesine güvenmemiz lazım. O zaman hukuka güvenmemiz lazım. Güveniyor musunuz? Güvenmiyoruz. Onun sonra mahalleye güvenmemiz lazım. Haklı. Hayır hayır. Ama şimdi şu şuna yani bağlayacağım. Fuat Avni evet. Bugüne kadar yazdıklarını bildi. Öyle değil mi Enver? Bazıları. Evet. Birçoğunu bildi. Ya bildi de ben... Yani ben en son Kayseri'de operasyon olacak dediği andan 2 saat sonra Kayseri'de operasyon vardı. 2 gün önce. Bu listeyi de insanlar ciddiye aldı. O yüzden soruyorum. Yani üstüne basarak. Hayır bu insanlar ciddiye aldı. Ciddiye aldı. Sonuçta ben hani ciddiye alınmadı diyorum ama sonuçta bu olağan hani olağan bir şey. O isimler kontrol edildi. Bazılarının listede olmadığı, bir kısmının olduğu fakat olağan bir süreçten geçtiğini söylemeye çalışıyorum. Benim söylemeye çalıştığım şu. Yani gerçek tamam seçim hani güvensiz işte efendim bir sürü şey şimdi anlatılabilir. Fakat eğer biz gerekenleri yaparsak, bu siyasi partiler veya demokratik oluşumlar gerekenleri yaparsa bu seçimde hile yapılma ihtimalini sıfıra çekme şansımız asıl, var. Asıl insanların hile olarak öngördüğü yeri ben size söyleyeyim. Ben de en çok tartışılan yeri ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir akıl yürütme yaptığımız vakit. Şimdi insan ne kadar utanmaz, ne kadar arsız olursa olsun 5-6 kişi
sayım yapıldığında ve bir tutanak oluşturulduğunda göz göre göre bunu yapamaz. O tutanaklar alındıktan sonra partinin sorumluluğunu son aşamaya kadar bunu taşımak falan o da tamam. Ama asıl Türkiye'deki kaygı ve tartışılan taraf bu aşama değil. Kuvvetle muhtemel ben de hissediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de, HDP de, MHP de yani seçimde önde koşacak olan siyasi partiler bu söylediğiniz aşamalarda etkin hazırlanmışlardır. Yani bir yerde biri daha güçlü olsa bir yerde. Ama asıl sorun şu, orada hazırlık var mı? Elektronik ortama oyların geçirilmesi aşamasında ve o ardından olan süreçte asıl bir tekinsiz ortam olduğu ve bir bilişimle paralel bir yolsuzluğa gidildiği yönünde ve dünyada işte yazılımlarla ilgili tartışmalar. Evet. Asıl bence en çok çünkü orada sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Başta itibaren her şeyi yapmışsınız ve artık sizin dışınızda bir irade var. Bu konuyu denetleme ya da bu konuda bir öngörüde bulunma olanağımız var mı? Şöyle. Şimdi, seçsiz konusuna evet. geleceğiz ya aslında ama ben de ondan önce şunu biraz konuşmak istiyorum. Yurt dışı seçmeninin de bazı itirazları vardı bu konuyla ilgili, oyların korunmasıyla ilgili. Onunla da ilgili biraz yorum almak istiyorum. Ardından da seçsiz sizden biraz dinlemek istiyorum. Yurt dışında bayağı şeyler oldu evet. basına yansıdığı kadarıyla. Şimdi genel uyurmen şöyle. Şimdi yurt dışında işte 50 farklı yerde seçim sanıyorum seçim yapıldı. Hı hı. İşte orada seçimler 24 gün sürdü. En uzun süren seçim 24 gün. İşte bazılarında 15 gün sürdü. Şöyle her sabah bir sandık kuruluyor. O sandıkta insanlar gelip oy veriyorlar. O sandık kapanıyor ve bir odaya konuyor. Ve odanın anahtarları oluyor. İşte o anahtarlar sadece işte temsil eden siyasi partilerde oluyor sanıyorum anahtarlar. Sanıyorum orada bir güvensizlik doğdu. Yani çuvalların değiştirildiği ve değiştirmediği gibi. Bununla ilgili muhalefet partileri de hemen müdahil oldular sürece. Ve ben şunu da biliyorum ki seçim özellikle yani katılımlar %2'ler 3'lerdeydi geçtiğimiz seçimlerde. Bu %20'ye falan yükselmiş. Gelmiş. 2 milyon 700 bin seçmen var. Sanıyorum 6-700 bin kişi oy kullanmış burada. Ben ilk zamanlarda oy kullanma oranı attığı zaman siyasi yani o sandıklara çıkan bir takım huzursuzluklar, bir takım kavgalar olduğu, işte bir imamın birden fazla oy kullandığı falan tespit edildi. Tabii orada siz yine aynı şekilde o sandıkta varsanız ve o sandıktaki işte kurallara uyduğunuz zaman bunları tespit ediyorsunuz ve şikayetinizi yapıyorsunuz. Ben bu seçimde çok fazla sorun olduğunu düşünmüyorum bu anlamıyla. Şimdi seçise gelince, şimdi bir yazılım, şimdi o yazılım size ait değil ve maalesef kapalı bir yazılım. Yani tabii bu şunu yapmak mümkün. Siz yazılımı açarsınız, işte açık devlet, açık veri çerçevesinde dersiniz yazılım budur, ben datayı burada tutuyorum, böyle örnekliyorum, böyle işte efendim şifreliyorum dersiniz ve siz insanlar inceler, güvenirler. Bunu yapmıyor. Kapalı bir yazılım var. İşte YSK'nın kendi binasında çalışıyor. Orada her şey yapabilir. Yani siz bir datayı oraya veriyorsunuz. Kötü niyeti varsa o data her türlü değişikliği uğrayabilir. Onun için bütün siyasi partiler, hatta tüm kitle örgütleri bu organizasyonun aynısını kuruyorlar. Nedir bu organizasyon? Demin Enver Bey'in söylediği bu tutanak hazırlanıyor ya. Şimdi o süreci de konuşabiliriz daha. İşte tutanak yazılırken neler yapılıyor, ne yapılması gerekiyor. O çok başlı başına bir konu ama bu tutanak alıyorsunuz. O tutanağın altında o sandıktaki tüm siyasi partilerin imzası var. Mührü var. Artık o bir resmi belge. Bu tutanağı alıyorsunuz. Hemen hemen tüm siyasi partiler aynı organizasyonu kuruyor. Şimdi o tutanak seçim bittikten sonra çuvalla beraber seçim kuruluna giriyor. Seçim kuruluna seçim kurulu onu alıyor. Oradaki 10 tane editör onları bilgisayara giriyor. Aynı işte tutanak bu noktada bir şeyler oluyor. Giriyor, yapabilirler. Ama o tutanağı siz de alıyorsunuz, kendi organizasyonunuza götürüyorsunuz. Bir siyasi parti içinde olabilir veya işte oy ötesi bunu yapıyor. Kendiniz bir sisteme giriyorsunuz. Yani seçsizin aynısını yapıyorsunuz aslında. Ve verileri kendi verinizi oluşturuyorsunuz. Giriyorsunuz işte ben şu sandıklı şu oy aldım diye. Ve YSK bu verileri açıklıyor ve bunu herkese paylaşıyor. Paylaştığı anda siz işte efendim Kadıköy ilçesi Atatürk İlkokulu'ndaki 1001 nolu sandıktaki verinizi biliyorsunuz ya tutanağı aldınız ona girdiniz ya işte siz işte A partisi 20 oy B partisi 30 oy aldı. Açıklanan değer farklı. Hemen itiraz ediyorsunuz ve hemen değiştiriyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya hemen düzeltiyorlar mı? Tabii. Doğru mudur? O tutanak elinizdeyse eğer
O tutanak üzerindeki tüm imzalar doğruysa eğer, yani eksik bir imza yoksa, tutanaktaki veriler doğru hesaplanmışsa, o tutanak doğru bir tutanaksa değiştiriyorlar. Yani özetle ne yaparlarsa yapsınlar, siz o tutanağa sahip olursa, çünkü elektronik seçim yapmıyoruz biz. Sadece elektronik sistem bunları topluyor yani. Ya aslında topluyor. Burada şu var, sen eğer, geçen sefer de onu konuştuk, pes edip sandığı bırakmazsan, aynen, bak aynen. En kritik nokta şu. Şimdi bu Türkiye'deki seçimler, bence izleyicilerin en çok bilmesi gereken o şey. Ben de nereden biliyorum, bu işin uzmanı falan olduğum için değil. Haber merkezinde birlikte yaşadığımız dönemde gelen şikayetler ve olayın ki bence Türkiye'de Taner de bilir, hayatımızdaki en zor seçimi, en son belediye başkanlığı seçimini yaptık. Çünkü iki tane güçlü ajans veri aktarıyor ve gelen verilerin şeyi farklı olduğu için yani sonuçta belki aynı yere geliyor ama veriliş saati, veriliş oranı farklı olduğu için başladığı yerler farklı, farklı olabiliyor. Olabiliyor ama şöyle bir etkisi var onun. Moral değeri var. Moral değeri var ve partili sabah 5'te 6'da kalkmış ve partisinin iktidar olsun ya da bir şey elde edecek diye gelen adam onu da izliyor bir taraftan ve demoralize oluyor. İşte o sırada onun önemi şu, neden zırt pırt partiler saat başı bize gelen veriler budur diye basın toplantısı yapıyor? Kendi tabanını da tutabilmek ve aydınlatabilmek için. Burada sizin söylediğiniz bence kritik olan nokta şu. O tutanağı alıp sonuna kadar işi takip edip herkesin imzasını tamamladıktan sonra kaçak tespit edildiği an bunu düzeltme olanağı var. Evet. Yani bu bir kader değil. Önemli olan sonuna kadar peşini bırakmamak. Bak bu çok yani kritik bir şey. Yani demoralize sabaha kadar. Tabii. Sabaha kalmıyor hocam. Islak yani. İmzalı tutanağı elimize alalım, bize yetiyor. Ondan sonra isterlerse seçsizse istediklerini yapsınlar. 20 oy 20 bin oy yapsınlar. Önemli değil. Sandıkta adamınız olacak bir müşahit. Onun için bu kadar müşahit üstüne basa basa söylüyoruz ya da avukat. O adamınız da ıslak imzalı tutanağı alacak, ilçenize getirecek. O ıslak imzalı tutanak bizim elimizde olduğu zaman yapabilecekleri başka hiçbir şey yok. Yeter ki ıslak imzalı tutanaklar bize ulaşmış olsun. O yüzden biz tekrar tekrar hani gerek güvenli demokratik seçim platformu olarak, gerek siyasi partiler olarak hala süre var. Cumartesi akşamına kadar herkes gönüllü olabilir. Lütfen gönüllü olsunlar. Bunu sürekli program boyunca tekrar bunu evet ya özellikle bir de şöyle bir durum var Enver Bey'in dediğine pardon utanmayayım ama. Ek olarak şimdi genel seçim sonuçları evet elbette önemli ama her ilin yereldeki sonuçları da çok önemli. Çünkü Konya'da A partisinin, B partisinin, C partisinin kaç milletvekilini çıkaracağını genel değil, Konya'da aldığı oy oranı belirliyor. Bu yüzden de mesela biz stratejik iller belirledik. 20 tane stratejik, çok stratejik bu seçimde il var. Bu 20 ilde son sandalyelerin el değiştirme imkanı %3'den daha düşük bir oy oranıyla mümkün. Yani %3'den daha küçük farklarla bazı yerde %0.6'ya kadar iniyor bu. Son sandalye el değiştirebilir. 20 ilin 20'sinde de son sandalyenin el değiştirdiğini düşünün. A partisinin yani grup kurarsın. Küçük de değil. Binde altılık bir şey kaç oya tekabül ediyor? %6'lık. Her yerde evet, değişir. Yani Konya'nın %6'sıyla, %0.6'sıyla İstanbul'unki yani. Ve Çankırı'nınki birbirinden farklı. Hayır, mesela Çankırı'da ne kadar bir oydur o? Kazık sordunuz hocam. Çankırı'da kaç yani seçmen var bilmiyorum. Çalışmadığın yerden sorarım. Normal. Diyelim ki 500 oy ne olacak? Evet, yani işte yani, çok küçük kadar. Derken tabii, onu tabii, anlatmaya tabii, çalışıyorum. Tabii, aha, hani doğru. Şey koyarız. 50 oyla, 100 oyla mümkün. Son milletvekili A partisinden B partisine geçebilir. Ki örneğini yaşadık. Tamam. Son yerel seçimde belediye başkanı düzeyinde 2011'de genel seçimde şimdi, yaşadık. Bakın, 50 oy 70 oyla el değiştirdi. Şimdi olayın şu boyutunu bence konuşmak lazım bir taraftan. Şimdi içinde bulunduğumuz durum bir kere ne konuştuğumuzu fark edip utanmamız lazım. Evet. Çünkü bu konuştuğumuz şeyler normalde yaşadığımız ülkenin kurumlarına güvenmediğimizin bir göstergesi bu bir. İkincisi ve bence çok önemli bir şey. Yaşadığımız ülkedeki siyasi partilerin bugüne dek yeterince önlem almadığını birbirine yönelik farklı nedenlerle bunun da göstergesi bence. Burada bir kazanımımız şu var. En şöhretli olan oy ve ötesi ama farklı gruplar da var. Haziran forumlarından çıkan da grup var. Sivil toplumun, bağımsız gözlemcilerin de sahaya inerek oyuna sahip çıkma gayreti saygın bir şey. Aslında bu da bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü bir güvenlik ortamı ortadan kalktı. Ama bence Taner'in işaret ettiği, tweetlerden de gördüğüm
ve her dakika toplumun gözünde soru işareti olarak kalacak şu olasılıklar var. Bir, sanal seçmen, yani bilebilme ihtimalimiz en düşük olan, rastlama ihtimalimiz en düşük olan ya da bayağı ciddi takipçilik, polisiye takipçilik yapmayı gerektirecek durum. Mesela o bir hayli güvenlik sorunu açısından önemli. İki, ben çok iyi... onun çözümünü söylemek istiyorum. Sanal seçmende yine dönüp dolaşıp müşahide bağlıyorum. Sanal seçmen dediğiniz şey nedir? O sandık çevresinde yaşamamasına rağmen sandık listesinde evet. adı olan ve gelip muhtemelen sahte kimlikle oy kullanan insandır. Sizin oradaki müşahitleriniz zaten çoğu zaman o etrafı, o civarı, o sandık çevresini tanıyan insanlar olacağı için yine bunun önüne geçmek bir nebze mümkün olabiliyor. Kaldı ki bir kişiyi bile tespit etse ki edeceğiz. Yani bu 4000 avukat o yüzden önemli. Çünkü bugüne kadar itiraz şikayet deyip geçiyorduk. Biz bu seçimde suç duyurusunda bulunacağız. Peki TCK müşahitlerin kapsamında suç başka ne hakları var? Biraz anlatabilir misiniz? Bir müşahitin ne hakkı var? Sandık başında neler bunlar? Bir müşahit sandık başında 135 sayılı genelge ve seçim kanunu uyarınca her şeyi yapabilir. Sabah da 7'den itibaren sandık kuruluşunda orada olur. Bütün işlemleri takip eder. İşlemlerin genelge ve YSK genelgelerine uygun olmasını takip eder. Uygun olmadığı noktada sandık kuruluna şikayetini yapar. Şikayeti kabul edilmezse ilçe seçim kuruluna itirazını yapar. Biz çok ekstrem hukuksuzluklar anında çıngar çıkartır. Gerçekten bunların hepsine müşahitin yapma hakkı vardır. Şimdi burada şöyle iki durum var. Ben onu izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Taner'in haklı kaygısı. Yani diyor ki insanlara hani karamsar bir tablo çizdiğiniz zaman oyuna sahip çıkmaz. Dolayısıyla insanları sandıktan soğutursunuz. Bu katiyetle yanlış. Bir kere bence eğer bu ülkede nefes alıyorsanız oyunuzu kullanmak zorundasınız. Ha şunu söyleyebilir bir insan. Ben hiçbir partiye vermeyeceğim oy dediğiniz zaman. Eşittir birinci partiye oy veriyorsunuz. O ayrı bir sorun. Vermeyeceksen bile de gidip müşahitlik yapabilirsin evet. ayrıca. O da başka bir şey. Yani seçim hakkı. Bu bir. Yani oy yurttaş olmanın bir... Ama bir de ikinci bir şey var. Şimdi Twitter'dan görüyorum. O da önemli. En az Taner'in söylediği kadar. Fakat şöyle bir tablo da doğuyor. Ya bu kadar önlem alındı. Zaten seçim adil yapılıyor gibi bir duygu doğduğu zaman da bir arkadaşım bana mesajla soruyor. Yani diyor bugün siz söylediklerinize göre her şey çok güvenli. Biz pazartesi rahat olabilir miyiz? Öyle de değil bir taraftan. Yok. Neden? Çöplerde çıkan oyları ben hatırla. Çok yıllardır haber. Yani yıllardır çöpten çıkan oylar. Yıllardır itirazlar, kavga gürültüler halinde değişmeyen yerler. Bir de tekrar altını çizmek istiyorum Sera. Bu çok önemli. Kural nerede geçerli olur? Kalabalıklarda geçerli olur. Çünkü orada birbirini denetlersin. Türkiye'nin her yeri öyle değil ki. Orman kanunları işte. Tabii yani şimdi gerçekçi olalım. Orman kanunlarının işlediği yerler dediğimiz şey devletin otoritesiyle ve tarafsızlığının olması gereken yerler. Asıl oralarda bence yüklenmek gerekiyor. Yani tamam ben Taner'in dediğine hak verdiğim için biraz sustum. Çünkü doğru. İnsanların oy kullanma iştahını düşürmek demokrasi yavaş. İhanet, vatandaşlığa ihanet. Oy kullanacaksın kardeşim. Ama oyu da takip edeceksin. Onun dışında da partiler de bunun önlemini alacak ve dahasını da yapacaksın. Belki güçsüz olduğun yere gidip daha çok müşahit koruyacaksın belki de. Yani o 50 oyda sen güçsüzsün. Oradaki müşahit de güçsüzse, tepene biniyorlarsa belki şehir merkezinde nasıl olsa ben korunurum, sandık korunur deyip belki gücü oraya kaydırmak gerekebilir. Bu da stratejik başka bir şeydir bana göre. Bunu hiç affa almamak gerekir. Kek börek meselesi gibi insanların tansiyonu, şekeri bilmem nesi olan aç kalması nasıl bir sorunsa Türkiye'nin bazı bölgelerinde bazı siyasal partilerin temsilci bulundurmasının güç olduğunu bilip tarafsız gözlemcinin, avukatın ve müşahit, tarafsızım kardeşim, parti kimliğiyle gelmiyorum, sandığa sahip çıkmak sıfatıyla gidiyorum diyen insanların öneminin altını çizmek lazım. Bunu özellikle önemsiyorum. Çünkü bazı yerlerde parti rozeti orman kanunları açısından sıkıntı yaratabilir. Rozetsiz gözlemci daha kıymetli olabilir. Sandık alanında zaten. Evet. Zaten şunu ekleyeyim. Şimdi olağan dışı bir durum. Kimliği bilme bağlamında söylüyorum. Olağan dışı bir durumdan yani gerçekten hani bunu bu kadar konuşuyor olmak işte olağan dışılık bu. Yani bir seçim yapıyorsunuz. İşte bütün siyasi partiler, tüm organizasyonlar bunu organize oluyorlar. İşte kitle örgütleri ayağa kalkıyor. İşte binlerce kişi örgütlüyorlar. Şimdi aslında bunun hani demin saymakla ilgili kısmını söyledik ki aslında seçim günü iki tane büyük hile, yani hile derken hata yapılabilme yeri var. Birincisi oyların sayıldığı an. İşte saat 5'te başlıyor, 7'de bitiyor. İkincisi o tutanaklar yazılıyor. Üçüncüsü ise bunlar birleştiriliyor. Yani birleştirme tutanakları birleştiriliyor. Şimdi hani
Bütün bunlara engel olabiliriz. Ya böyle bir şansımız var. Çünkü hepsini müdahil olma şans hakkınız var. İşte hep müşahitten ben de altını çizeyim. Gerçekten evet, buna böyle bir kaygınız varsa saat 5'te sizin o sandıktaki seçmen olarak o sayımı izleme hakkınız var. Gireceksiniz, orada bekleyeceksiniz. Çünkü oradaki sandık görevlisi o oy pusulasını havaya kaldırmak zorunda ve göstermek zorunda her tarafa ve saymak zorunda. Bunu sayacak. Onu göreceksiniz. Onu orada işte bir çeteleye işlemek zorunda. O çeteledeki sayıyı tutana yazmak zorunda. Orada siz başındayken bunu doğru yaptırır. Birincisi bu. Bu doğru yapılacak. Yani o doğru sayılacak. O sandık tutana doğru yazılacak. Doğru imzalanacak. Bunu yapma şansımız var mı? Var. Başında duruyoruz. İşte her ne şartlı olursa olsun, işte orman kanunları falan neyse, yapabildiğimiz kadar bu hakkımız var. Yani sizi oradaki sandık başkanı dışarı çıkartamaz yani. Durmak zorundasınız. Bunu doğru yapmasını sağlıyoruz. Seçmeni de çıkaramaz. Tabii. Seçmeni zaten kastettim o. Ya, öyle mi? Seçmeni çıkaramaz. Ben izleyeceğim kardeşim. Ben oy verdim burada ve ben oyuma sahip çıkıyorum deyip izleyebilirsiniz. Sonra demin bahsettiğim gibi bunlar tutanaklar. Hem bunu siyasi partiler yapıyor, böyle bir hakkı var. Hem de bu tür sivil toplum inisiyatifleri yapıyor ve bunlar halka açık. Yani siyasi partilerin web sayfalarında halka açık, oy ve teslim biliyorum, o da halka açık. Siz girip evinizden, internetten kendi sandığınız oyunu, yani orada izlediniz ya, baktınız kendi sandığınıza, aldınız oyunu. Siz internetten de bunu, yani farklı kanallardan kendi sandığınızın, hatta bunu Yüksek Seçim Kurulu da açıklıyor yani bu arada. O sandığın tutanağını açıklıyor. Bunu izleyip sorun olduğunda bunun hakkında bir işte ya bir siyasi parti üzerinden ya da kendiniz gidip itiraz edebilirsiniz. Yani özetle bu süreçlerin hepsini ne müdahale etme şansımız var. Onun için yapacağımız tek şey öncelikle, hani demin çok bahsedildiği için çok fazla üzerine gitmiyorum ama oyumuzu vereceğiz ya. Yani. Çünkü bu olağan dışılığı değiştirmenin başka şansı yok. Şimdi bunu yaparsak ancak bu sistemi, bu düzeni değiştirebiliriz yani. Şimdi biraz seçim tahlili yapmak gerekirse bence şuradan bakmak lazım. Şimdi seçimlerde Türkiye'deki yurttaşlarımız dünyadaki diğer ülkelerin yurttaşlarına göre daha politize oldular. Çünkü Türkiye politize bir ülke. Gavurcası polarizasyon, Türkçesi kutuplaşma meselesinden dolayı insanlar yalnız, kimsesiz, güçsüz ve korunmasız duygusuna kapılıyorlar. Çok da haksız değil bulundukları yerlere göre böyle. Peki çözüm. Şimdi ben bu seçime etkileyecek dinamiklerden bir tanesinin seçime katılım oranı olduğunu düşünüyorum. Seçim yasaklarına girdiğimiz için bunu açıklamayacağım ama açıklamayacağım için genel konuşabilirim. Mesleki deneyimden dolayı pek çok araştırmacıyla ve güvendiğim araştırmacıyla, angaje olmayan araştırmacıyla ve açıklanmayan araştırmalar üzerinden verileri ben de elde ettim. Bu verilerin ayrıca şaşırtıcı olabileceğini de düşünüyorum bu seçimde. Çünkü hatırlar mısın, iktidar partilerinin çok güçlü girdiği kimi seçimlerde seçmenin çok şaşırtıcı sonuçlar verdi. Bunun en tipik örneği işte Özal'ın en güçlü olduğu dönemde SHP'nin sandıktan birinci parti çıktı dönemde. O günkü duygu falan. Yani bunlar, bu tür şeyler yaşanabiliyor. Yani şunu söylemek bağlamında bunu söyleyeyim. Araştırmacıları ilk defa tedirgin gördüm. Eskiden ya abi ne yapsanız tablo bu sınırda olur derken bu kez yine bazı verilerde kesin olmakla birlikte baraj da dahil olmak üzere bazı verilerde bir kere o kere kesin değiller. Bunun bence en büyük nedeni katılım oranı. Bir kere bunu aklımıza tutalım. O yüzden katılım oranının, yani bir oy bir oydur ilk defa bu seçimde bu kadar stratejik önemli. Şimdi, yani katılım oranı çünkü çok kaderi değiştirecek. Burada şu örneği düşünelim. Ben hep öyle bakıyorum. Seçimlere katılmayan kimse sandığa gitse kime oy verirdi hesabı aslında araştırmacılar için de ilginç bir veridir. Neden? Çünkü biliyorsunuz araştırma yaparsınız. Burada bize 5 kişiye araştırma yapsalar kararsız seçmen diye bir kitleyi de eşit dağıtır. Aslında o kararsız seçmenin içinde sandığa gitmeyen seçmen de vardır. Ve onu hiçbir zaman kestiremezsin. En çok yani zaten oyunu ifade eden kişi eğer yalancı değilse gerçeği söylemiştir. Somut veridir. Bazen de sizi yanıltmak isteyebilir. O ayrı. Ama somut veridir. Ama o kararsız dediğimiz kesin ya o gün oy kullanır bir partiye ya da sandığa gitmez. İşte o sandığa gitmeyenler de bazen o kadar büyük bir yekün tutar ki o yekün az önce Sera'nın söylediği gibi seçimin kaderini oradan alıp buraya verebilecek hale gelebilir. Somut örnek verelim.
10 tane ilde 300-500 oy bir milletvekilini oradan alıp buraya geçirirse ya da 110 barajının üstünde HDP'nin kalması ya da altında olması 60-70 milletvekili oranını değiştirirse rahatlıkla şunu düşünebiliriz. Yani Türkiye'de bugün katılım, barajın nasıl tesir edeceği falan meselesi siyasal iktidarın ve ülkenin kaderini radikal bir şekilde etkileyecek halde ilk defa bu seçimde. Evet. Bunu altını çiziyorum. Ve hiç kimse şunu unutmasın. Bu bir veri olduğu için seçim yasağına girmez. O da şu. Özal'ın ilk katıldığı seçimde katılım oranını geçiyorum. Ama katılanların sadece %30 küsürünü almıştı. Belki de AKP'de öyle. Oraya yani geleceğim. 2002'de de aynısı genç oldu. Parti. Şöyle düşünelim. Şimdi seçime katılanların %35'ini almak ayrı bir şey. Bir de nüfusun %25'ine falan denk geliyor. Yani aslında Türkiye'yi idare etmek adına hangi kararlar verilecek onu düşünelim. Belki bu seçimden sonra başkanlık tartışması olacak. Anayasa belki bu seçimden sonra Türkiye ilk defa bir anayasa yapma meselesine girecek. Eğer bütün bunları düşünürsek şuralara kadar gidebiliriz. Bugün şikayet ettiğimiz her şey belki de yasalaşarak hayatımıza gelecek. Ya da buna bir tepki olacak. O yüzden bu seçimin katılım oranı, yani oy kullanan kadar sandığa gitmeyenin de gitme motivasyonu bence ilk defa bu kadar belirleyici. Tekrar ediyorum, 2002'deki AKP'nin ilk seçimiyle Özal'ın seçimi bana göre neredeyse veriler olarak aynıdır. O zaman da kimsenin ya niye bu böyle oldu deme hakkı yoktur bence. Bunu altı çizmek istedim. Hukuk yoksunluğundan bahsettiniz. Hı hı. Pek çok eksiklik olduğunu söylediniz. Bu noktada şikayetlerin sonuca varması konusunda bazı şüpheler var vatandaşta. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şikayetimizi yani, yaptık. Sera hukukçu olarak buna cevap veriyorum ama ben kendi payıma şunu söylemek istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na düşen bence şudur. Bugün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin adaletini tayin etmekte güvenli olan bir kurumdur. Üzerindeki sorumluluk tarihsel bir sorumluluktur. Çünkü ilk defa Türkiye'de rejimin nasıl olacağı da tartışılıyor. Yani burada şunu kastediyorum. Başkanlık sistemi tartışması bence tartışılmaya değerdir. Her ülkede her fikir tartışılabilir ama bunu belirleyecek bir şeye gidiyorsak o zaman herkesin oyu çok önemli. Bu bir vatandaş kadar kurumlarda görev yapanların da sorumluluğu önemli. O yüzden süreleri Sera daha iyi bilecektir. Mutlaka o veriyi ortaya koyar ama itirazların sonuçlanması süresi bence çok kritik. Yani o itirazın karşılığının alınması. Çünkü ben şunu biliyorum. Yani bu yerel yönetimlerle ilgili halen pek çok yerde patırtı sürüyor. Kağıthane daha. Bir sürü yerde mahkemeler sürüyor. İtirazlar konusunda da şüphe yol açıyor. Tabii işte onun ne kadar sürede olması gerektiği bu çok kritik. Belki orayı sen biraz ne kadar sürede olması. Süreleri çok teknik ve aslında çeşitlilik arz ediyor. İlk itirazlar ilçe seçim kuruluna yapılan itirazlar. Bunlar salı günü 3'e kadar yapılması gereken itirazlar. Bunlar ama zaten aslında normal seçmeni ya da bağımsız kuruluşları ilgilendirmiyor. Çünkü itiraz yapma hakkı siyasi partilerde. Salı günü 3'e kadar yapılabiliyor bunlar ilçe seçim kurullarına. İlçe seçim kurulunun kararına göre ertesi gün saat 17'ye kadar il seçim kuruluna götürülebiliyor. Yine il seçim kurulundan sonra yanılmıyorsam 2 ya da 3 günü var. Yüksek seçim kuruluna götürülebiliyor ve bunların bu şekilde sonuçlanması gerekiyor. İtirazlar sonuçlanmadan birleştirme tutanakları oluşturulamadığı için de itiraz süreleri uzuyor. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. İlçe seçim kuruluna bir itiraz yaptım salı günü 3'e kadar. Tamam. Benim yaptığım o itiraz sonuçlanmadan bir haftada sürebiliyor. 2 gün olarak belirlenmiş durumda ama benim yaptığım itiraz sonuçlanmadan ilçe birleştirme tutanağı düzenlenemiyor. İlçe birleştirme tutanağı düzenlenmeden il seçim kuruluna zaten yani itiraz seçim yapılamıyor. Yani seçim sonucu açıklanamaz. Evet, resmi açıklama yapılamıyor. Aynen öyle. Evet. Bu şekilde gecikme oluyor. Ben o zaman saat 5:30-6'da A Parti kazandı. Aslında şöyle geliyor. Son sandalyeler el çok değiştiriyor itirazlar üzerine. Şimdi Sela oradaki mesele şu, hepimiz deneyimliyiz. O kadar seçim atlattık bulunduk. Şimdi şöyle bir tablo olduğu zaman sen de yaşadın bunu, ben de yaşadım. Şimdi siyasal partiler arasındaki makas anormal açık olduğu zaman oradan alsan buraya versen ne olur diyor yani %1'i. Ama bu seçimde farklı sebeplerden dolayı %0.1'lerin de etkileyici olabileceği durumlar var. Bunlardan bir tanesi baraj konusunda HDP'nin durumu. Yani o baraj hiçbir zaman bu kadar etki edildi. Çünkü HDP bağımsız giriyordu parlamentoya. Ve şöyle bir durum vardı. Ya HDP işte Türkiye'de şu bölgelerde şu kadar milletvekili çıkardı. 20-25 falan diye tahmin edebiliyordu. Bu kez
60 ila 70 arasında değişebileceği söyleniyor. Serhan'ın az önce söylediği şey de önemli. Bölgelere göre dağılım değiştiği için çok farklı bir şey. Yani oy oranınızın paralel bir vekil çıkartmayıp hiç umulmadık yerde daha fazla vekil de çıkarabilirsiniz. Bu da başka bir şey. Bunu normal bir matematiksel denklemde açıklamak mümkün olmayabilir. Bu da bir itirazları önemli kılıyor. Şey de bu anket sonuçlarındaki verilen dağılımlar da gerçekçi değil. Çünkü yani orada seçim bölgesine göre yapmanız lazım dağılımları. Bunu da bilmek mümkün. Evet, o da çok zor yani. Düşünsenize siz işte Iğdır'da ne olacağını. Siz Türkiye genelinde bir oy alıyorsunuz ve onu dağıtıyorsunuz. Ama dediğiniz gibi zaten hani bu barajdan dolayı işte yine olağan dışı bir durum olduğu için bütün siyasetin şeyini değiştiriyor. Benim hemen düşüncem Türkiye'nin barajla ilgili son seçim olacak gibi gözüküyor yani. İnşallah. Ha şimdi onu da belki biraz konuşmak lazım. Ona girmeden Twitter'dan çok fazla insan sormuş. Müsaadeniz olursa biz nasıl müşahit olacağız şeklinde sorular geliyor. Müşahit olmak çok kolay bir şey. Onu bir anlatmak istiyorum kısaca. Şu anda da dediğim gibi hala vakit var. Bir, güvenliseçim.org'a girebilirsiniz. Güvenli seçim zaten DİSK'in, KESK'in, baroların, çok ünlü birçok sanatçının, işte oyuncular sendikasının vesaire desteklediği bir oluşumdur. Amacı güvenli ve demokratik bir seçim ortamı yaratmak ve şeffaf bir seçime hizmet etmektir. Güvenliseçim.org'a girip canınızın istediği herhangi bir partiyi seçip orada, AKP de olabilir, bu MHP olur, CHP olur, HDP, canınız hangisiyse partiyi seçiyorsunuz. İsim, telefon, avukatsanız özellikle lütfen avukat olduğunuzu bildiriyorsunuz ve başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Güvenli seçim platformu olarak biz bu verileri alıyoruz. Hangi ilçede çalışmak istediğinizi belirttiyseniz o ilçenin partinin ilçe başkanlığına bildiriyoruz. Bu kadar basit bir şey müşahit olmak. İnternete giremiyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz il ve ilçedeki hangi siyasi partiye kendinizi yakın hissediyorsanız oraya başvurabilirsiniz. Birçok insanda şöyle bir endişe var aslında, oy ve ötesinde buradan doğduğunu düşünüyorum ben. Bir siyasi parti çatısı altında çalışmak istemeyen, bir siyasi partiye yakın olmasına rağmen bundan açıkça korkan insanlar var. Bu gibi insanlar için de işte Türkiye'nin oyları var, oy ve ötesi var vesaire var. Yani müşahit olmak gerçekten basit bir iş. Lütfen olun. Peki buradan aslında Seçsiz'e devam etmek istiyorum. Seçsiz konusundaki endişeler, veri tabanıyla ilgili. Konuşuyordu yarım kaldı. Bu konuya geri dönmek istiyorum. Sonuçta bizim bilmediğimiz bilişim konusunda bir kurulum. Siz bu konuda yazılım. Siz bu konuda uzmansınız. Güvenli midir? Hileye açık mıdır? Vatandaşların da kafasında şimdi bu soru var. Şöyle söyleyeyim, hani ben açık hileye açıktır, kapalıdır öte. Bu sistem kapalı bir sistem. Bu sistem açık değil. Yani bunu yapabilirler, yapılabilir. Böyle talepler de oldu. Sistemin kodlarını açarsınız, nasıl çalıştığını açarsınız ve bunu uzmanlar inceler. Ve bu yazılımın güvenli olduğunu veya doğru olduğunu karar verebilir. Yazılım kapalı bir sistem olduğu için demin bütün konuştuklarımızı toplayarak üzerine ekliyorum. Her şey yapılabilir. Yani o sistemde yani siz eğer çünkü size bir kapı bırakmıyor. Oradan bir veri giriyor. Buradan o işte bütün şimdi şöyle çalışıyor aslında. 970 tane ilçe var. 970 tane ilçede seçim kurulları var YSK'nın. Seçim kurulları o tutanakları alıyor, sisteme giriyor. Bunlar geliyor işte YSK'nın ana serverında birleşiyor. Şimdi orada kapalı olduğu için tekrar her şey yapabilirler. Ama diyorum ya bunu engellemenin güvenilmediği için zaten biz bunları konuşuyoruz. Güvenilmediği için bütün siyasi partiler benzer bir sistem kuruyorlar. Bununla organizasyon yapıyorlar. Aynı şekilde ilçelerinde bir seçim kuruluymuş gibi veri giriş elemanları koyuyorlar ve aynısını oluşturmaya çalışıyorlar. Onun için bu sistem güvenilir de olsa, güvenilmez de olsa, bütün konuştuklarımızı ekleyerek söylüyorum. Bunun yanında bir sistem kuruluyor ve bu sistemin testi yapılıyor, doğruluğu ölçülüyor. Onu söyleyebilirim. Şey geldi, pardon. Bayağı yani moda deyimle paralel seçsiz sistemi evet. Var şu anda. Şimdi aslında bu senin ironik olarak söylediğin şeyin şöyle bir faydası var. Sen diyelim ki AKP'lisin, rahatlıkla CHP'nin sitesinden de takip edebilirsin. Diyelim ki CHP'lisin, AKP'nin sitesinden de takip edebilirsin seçimi. Dolayısıyla şöyle bir tablo var. O tutanaklar herkes de aynı olduğuna göre insanların sitelerindeki verilerin de gün sonunda aynı olması gerekiyor. Yani bakiyeye bakıldığında aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu diyelim ki birisine %5 demişken Yüksek Seçim Kurulu 15 dediği zaman herkes de 5, biz de 15.
olmaz. Çünkü farklı yerlerden yani sistemin kapalılığının tek açık tarafı farklı yerlerde de aynı verilerin bulunuyor olması. Tabii şunu ekleyeyim. Yani aslında seçim elektronik yapılmıyor. Yani elektronik seçim hani böyle bir o başka bir şey. Siz bir kabine giriyorsunuz, orada bir butona basıyorsunuz. Hani işte Amerika'da yapılıyor belli bölgelerde, belli eyaletlerde. O elektronik seçim. Böyle değil. Bu manuel her şey. O sistem sadece bunları topluyor. Yani vallahi, bunları toplayan bir sistem. Sayın İşbilen, oraya bizim daha çok var herhalde. Yani öyle butona basarak bir seçim yapma, değil mi? Yani normalde analog yapıyoruz. Anlattığım teferruata göre buton daha kolay. He? Ama orada hile de, orada da elinizde belge yok. Burada yani burada aslında her şey aslında manuel. Yani siz oyunuzu basıyorsunuz mühürünüzü, o işte bir kağıda yazılıyor el yazısıyla. Hatta yazıyla ve sayıyla yazılıyor. Onları alıyorsunuz işte demin söylediğim gibi. Bunu sistemler kuruluyor, siyasi partiler ve diğer yüklüler aynısını yapıyorlar. Onun için hani orada bir, bence bunu çok tartışmaya da gerek yok. Yani. Bence şu %10 meselesini bir konuşalım. Evet, %10 meselesini konuşacağız. Ondan önce bir kısa bir soru sormak istiyorum. Şimdi seçsiz, YSK seçsizle ilgili. YSK İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanını ve Adalet Bakanlığı'nın altyapısını kullanıyor UYAP diye bir yazı okudum internette. Ben kendimce araştırdım elbette. Peki bu ne kadar etkiliyor yani bu yazılımın tarafsızlığını? Şimdi ben şunu söyleyeyim, bakın bu yazılım... Yani maliyet yazılımın, daha uygun olsun tabii, diye sanırım. Tabii tabii, şey UYAP altyapısını kullanıyor falan filan. Şimdi yazılımın teknik olarak şey yapılabilir. Yani ne kadar strese dayanıklıdır, ne kadar saldırıya dayanıklıdır, bununla ilgili testler yapılabilir. Şimdi biz bunu çok konuşmuyoruz. Yani bu çok hani bu teknik bir sorun ve bununla ilgili sorunlar aşılabilir. Burada konuştuğumuz şey, hani bakın bir oyun işte adam bir çizik atıyor, bilmem oy sayılmıyor. Burada konuştuğumuz şey bir kötü niyet. Yani bu kötü niyet var mı yok mu olabilir. Yani bu o veri kapalı olduğu sürece her şey yapabilirler aşağıda. Hani teknik olarak da bu dışarıdan bir saldırıya uğrayabilir. Yani işte bankalara saldırıya uğruyor veya diğerleri de. Bu başka bir tartışma. Ama hacklenebilir mi tartışması? Tabii bu hacklenebilir de. Hacklenebilir mi peki? Yok. Sistem kendi içinde kapalı olduğu için hacklenmesi çok zor. Yani çünkü bir kapalı network o da. Yani buna olumlu anlamda söylüyorum. Yani o dışarıdan ulaşılmıyor. Sadece o 970... Sen kötü niyetliysen sen yaparsın. Tabii 970 tane seçim kurulundan ulaşılan bir şey o. Veri tabanı o. Ama yine de tabii açık uçları var. Yine hacklenebilir. Buna açık. Bununla ilgili bir de tabii bir şeyin aklına karpuz kabuğu yedin mi? Bunlarla ilgili tabii yani YSK bir açıklama yapmıyor. Kedinin aklına demek istiyor. Sessizle ilgili herhangi bir sertifika da yok. Herhangi bir belge de yok. Bununla ilgili test edilmiş bir döküman da paylaşmıyor devlet. Ama ben hani çok bunları tartışmak yerine işte bunun paralelini kuruyorsunuz ve süreci öyle yönetiyorsunuz. Şimdi paralel deyince o paralelden bir başlayalım. Paralel deyince aklımıza gelen şey nedir? Paralel deyince Gülen cemaatinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile tutuştuğu kavga ile ortaya çıkan gerçekler üzerinden yeni bir seçime gidiyoruz. Şimdi bir kere önce bunu bir anlamamız lazım. Gülen cemaati ile Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den çok yakın zamana kadar ortaktılar. Yani aslında bir koalisyonu beraber getirdiler. Dolayısıyla bu koalisyon beraber geldiği için aslında iş o zaman daha zordu. Niye daha zordu? Çünkü Gülen cemaatinin devlet içerisinde hani bugün sızmış denilen, o zaman görevlendirilmiş olan iyi yetişmiş, hem teknolojiye hakim hem belli ki bu tür kurgulara, kumpaslara hakim kadroları vardı. Bu kadroların kaçta kaçı orada var onu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Bu kadrolar dışarıda bile olsa üç kağıdın nereden gelebileceğini biliyorlar. Bu önemli. Bu şu duyguyu doğuruyor. Bu ülkedeki bence herkes Özkan ne düşürdü? Özkan stüdyo şefi bize nasıl davranacağımızı söyledi. Kendisi bir şeyleri yıktı. Neyse. Şuraya gelmek gerekiyor. Türkiye'nin asıl seçimle ilgili sorununun etik sorunu olduğunu görmüş olduk. Bu ciddi bir sorun. Yani dünyanın herhangi ileri bir demokrasisinde 5 kişi akşam bir televizyon kanalında oturup 2 saat böyle bir şey konuşsa adamları taban haline götürüyoruz. Kadınları da. Cinsel yönelimi farklı olanları da. Çünkü neden? İnsanın aklına böyle bir şey gelmez. Bu bir. İki, dünyanın her yerinde kötü niyetliler olabilir. Yani şunun gibi dünyanın her yerinde... Ya Enver Allah aşkına ne konuşuluyor? Ben bunu haberlerde okudum. Hani konuşmana devam et de şununla birlikte devam et.
muhalefet partisi, ana muhalefet partisi dedi ki elektrikler kesilir kesilmez sandıklara oturun dedi. İktidar partisi de cevap verdi. Sandıklara oturmak suçtur dedi. Şimdi vatandaş otursun mu oturmasın mı? Hadi. Yarım otursun. Yani bir miktar biliyorsunuz. Yani bu sandık kırılmaz. Bazı usullarımız gerçekten sulandırır mı? Şimdi ne yapsın? Nasıl sulandırır? Böyle soruyor ben ne cevap veririm? Ama otursun biz bu. Elektrik kesilmesin yani. Şimdi ben sana ciddi bir şeyden söz ediyorum şimdi. Senin de söylediğin şeyle gayet ciddi demiyorum. Ya dünyanın her yerinde tecavüzcü vardır. Dünyanın her tarafında hırsız vardır. Dolayısıyla sen bir ülkede tecavüzcü ya da hırsız var diye o ülkedeki herkese tecavüzcü ya da hırsız demezsin. Ama neye bakarsın? Tecavüz suç mudur değil midir ona bakarsın. Tecavüz suçtur. Peki bu ağır bir suç mudur yoksa hafifletici sebep mi vardı ona bakarsın. Şimdi buradaki mesele budur. Bir insana tecavüz edersen suçtur ve bu ağır suçtur. Türkiye'de hafifletici sebep çıkınca sorun oluyor. Dolayısıyla şuna bakacaksın. Seçimde hile suçtur. Ve bu seçim hilesi insan öldürmek kadar, çünkü ülkenin yönetimine vatandaşın temel hakkı, bir ulusun varlık meselesindeki bir kan doğramadır bu. Çünkü netice itibariyle biz giderek bir arada yaşaması zor insanlar hale geliyoruz. Bence bu ayrı bir tartışmanın konusu ama bu bir suçtur. Ve bunun suç olduğunu tepeden tırnağa, siyasetçiden sıradan bizim gibi sandığa gidecek yurttaşa kadar bilmesi gerekir. Bence birinci mesele bu. Bu bir suç. Kimse buna tevessül etmesin. Ha birisi çıkıp diyebilir ki kardeşim Türkiye'de ne suçlar üzeri örtüldü. O da ayrı işte etik sorun dediğim o. Şimdi asıl konuşulması gereken mevzu bu. Şimdi biz şöyle ama bir... Ama ne olur ben şunun cevabını alayım da sonra hukukçuya sorayım o zaman. Neyin? Sandığın üstüne oturmak suç mudur değil midir? Değildir efendim. Hırsızlığın suç olmadığı ülkede sandığın üstüne oturmak niye suç olsun? Tabii ki ceryanlar kesişim. Ben, ama zaman, öyle dedi yani muhalefet çıktı. Bir dakika şey, iktidar dedi ki oturmak suçtur dedi. Ciddi ciddi. Tamam peki oturma, yani, oturma o zaman. Sarıl. Sarılmak suç demedi ki. Sarılmak sarılmak sevgi göstergesidir. Suç değil. Oturursan kabalık geçmiş olsun demokrasiye. Şimdi yani meseleyi ciddi bir sorunla karşı karşıya Türkiye. Bu bir etik sorun. Şimdi burada arkadaşlarımın söylediklerinin her biri aslında şöyle düşünülmesi gereken şey. Bunlar müferittir. Zaten bunlar olmaz. Hmm. Yani bunlar olsa bizim gülmemiz gereken durumlar. Ya bunu da düşünmüş. Bravo falan. Şimdi sen neyi? Şu anda Türkiye'de kedi trafoya girecek desen hiç kimse gülmez. Ya da kendi haline güler, acınacak haline güler yani. Bu bayağı bir ihtimal. Ama dendi ya. Hayır bu bayağı bir ihtimal onu söylüyorum. Çünkü artık bu hesaba katılmış. Ya da az önce arkadaşlarımın yani söylediği... Bütün sosyal medyada kedi esprileriyle gidiyor. Ama espri değil aslında vaka. Tabii. Yani vaka üzerinden bir durum. En yetkili ağzından söylendi bu yani. Enerji Bakanı söyledi. Evet evet trafoya kedi girmiş. O da. Şimdi şunlar Türkiye'de söylenmedi mi? Yani Türkiye'de Muz Cumhuriyeti değil en azından hala değil. Baktığın zaman Türkiye'de bir anda Van hariç her yerde elektrikler kesiliyor. Evet. Diyorsun ki Van'da niye kesilmiyor? Çünkü enerji İran'dan alıyor diyorsun. Şimdi Türkiye'de hiç kimse seçimin şu ya da bu saatinde elektrikler kesilmez diye bir garanti veremez. O zaman ana muhalefet çıkıp der ki ya da ana muhalefet, baba muhalefet fark etmez. Çık üstüne otur der. Sen de gazeteci olarak sorarsın ki ya bu suç mu değil mi? O hayır ben sormadım. Hayır. Şimdi ana muhalefet otur deyince iktidardan da sakın ha sandığın üstüne oturmak suçtur diye bir cevap tamam, geldi. Tamam ben de diyorum ben ki dış arada kaldım. Gözlemci oturma kardeşim sarıl diyorum sevgi göster. Cumhurbaşkanının miting yapması suçtur. Suçtur. Bu anlattığımız şeylerin tamamına teşebbüs edilmesi dahi suçtur. Sadece seçim suçu değil de TCK kapsamında suçtur. Bir ülkeyi elektriksiz bırakmak suçtur. Halka yalan söylemek suçtur. Şimdi bir dakika. Bunların hepsi suçken sandığa oturmak bu mesele. Cumhurbaşkanının miting yapması nerede yazıyor suç oldu? Anayasada. Ne diye? Yemin etti. Namusu ve şerefi üzerine. Ne diye? Ama tarafsız. Tarafsız. Tarafsızca yapıyor mitingi. Tarafsız. Olur mu? Bak bütün miting konuşmalarını deşifre ettiğiniz zaman. Bakın çok daha temel. Ben bir partiye oy istiyorum ama o partinin adını vermiyorum şimdi diye. Çok tek bir şey. Çok tek bir şey. Bakın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı. Ben bunu sormak zorundayım. Cumhurbaşkanı'nın nereden? Yaptığı tüm ilanları, tüm miting ilanlarına bakın. Fontları. AKP'nin kullandığı aynı fontları kullanıyor. Ya tesadüf aynı olabilir canım. Aynı renkleri kullanıyor. Şimdi, ve hatta beraber yaptılar en son. Şimdi, Kazıçeşme'de miting. Ya şimdi ama o şeydi galiba değil mi? O şeydi. Fetih kutlaması. Evet. Çok üç somut delil var. Bir saniye. Birincisi. Yalnızca ve sadece muhalif partilerin programlarını ve başkanlarını eleştiriyor.
kendi partisine, gönlünde yatan aslancığına hiçbir şey diyemiyor. Bir. İkincisi, kendi ağzıyla çıktı, milletvekili seçim süreçlerinde AKP adına müdahil olduğunu itiraf etti. Tarafsızlığına gölge düşen ikinci örnektir. Üçüncüsü, başbakanın bıcırın kibar yendiğimle elinden tutuyor. Geliyor burada İstanbul'da büyük bir miting yapıyor. Devam ediyorum. Dördüncüsü, Adana'da gidiyor. Başka bir siyasi partinin mitinginin önünü kesiyor. YSK bunun açıtını çıkarmıyor. Beşincisi, ben tabii ki milli iradeyle buraya geldim. Peki, tarafsız tamam, olmayacağım ağzıyla diyor bu adam. İse bu seçimi biz YSK ile yapacağız. Yine bir karamsarlığa şimdi düşmemiz gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Sabahtan beri konuştuğumuz şey bu. YSK ne yaparsa yapsın. Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın. AK Parti ne yapıyorsa yapsın. Bizim orada sandıklarda müşahitlerimiz olduğu müddetçe, elimizde ıslak imzalı tutanağımız olduğu müddetçe hiçbir şey yapamayacaklar. Şimdi bakın, ben burada Taner'in sorduğu ironik yine soruya başka bir taraftan cevap vermek istiyorum. Bu da yine bir bence Türkiye'nin siyasi tarihini gözlemleyen, okuyan bir soru. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki vatana ihanet suçu dışında hiçbir suçla beni yargılayamazlar. Onunla da çok güzel yargılarla bugün. Bu tam olarak böyle değil aslında. Bu daha yani başka bir tartışma konusu. Bu hukuk felsefesiyle ilgili bir tartışma konusu. Fakat ben başka bir yerden bu meseleye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yine etik sorun olduğunu düşündüğüm için. Şu olabilir. Hakikaten bütün bu söylediğimiz olgular olup ve bütün bunlar kılıfına uydurulmuş olabilir. Doğrudur da, çünkü kılıfına uydurmak zorundasınız. Çünkü tarafsız bir makamdan söz ediyoruz. Yani parti logosuyla dolaşamazsınız. Ama siz logoyla dolaşmasanız da sizin hangi partiye oy istediğinizi halk anlar. Bıyıklarınızdan anlar. Buradaki sorun yine etik bir sorundur. Buradaki sorun yine vicdani bir sorundur. Çünkü milli irade dediğimiz şey, bakın Türkiye'deki milli irade fetişizmi de bence tartışılmalı bir mevzudur. Milli iradeyi biz yanlış kullanıyoruz. Tıpkı düşünce özgürlüğü gibi. Düşünce özgürlüğü diye bir şey yoktur. İfade özgürlüğü vardır. Kendi kendine düşünce kimse sana bir şey demiyor ki. Söyleyince dert oluyor. Milli irade dediğin zaman da milli irade şuysa eğer, o milli irade değildir. En yüksek oy alanın borusunun öttüğü sisteme milli iradenin tecellisi denmez. Top benim denmez. Oynatmıyorum sistemi yaptım. Milli irade dediğimiz şey birinci partinin, ikinci partinin, üçüncü partinin, beşinci, onuncu kimse bütün partilerin kendilerini ifade edebildikleri güvenli ortamın sağlanmasıdır. Yani şu %10 barajında olduğu gibi. Ya kardeşim ben diyelim ki Komünist Parti'ye oy vereceğim. Öteki de diyelim ki Saadet Partisi'ne ya da Şeriatçı bir partiye oy vereceğim. Gönlünden geçiyor. Neyse. Ama bakıyorum kendimce evde. Ya baraj var. Benim oyum boşa gidecek. Ben buna vereyim diyorum. Bir kere daha burada başlıyor iradesi. Bunu geçiyorum. İkinci bir şey. Hem bu var hem de bunun üstüne çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayışla geliyorum. Ya milli irade şu. Cumhurbaşkanı diyor ki, ben %52 ile geldim, doğrudur. Size bir görev verildi ve bu görevi ifa edeceksiniz. Karşınızdaki %48 bu görev sana verilmedi demiyor ki. Verildi, ben sana oy vermedim ama sen görevin icabı bana da eşit davranmak zorundasın diyor. Bu bir etik sorundur ve bu önemli bir sorundur. Çünkü bazı görevleri taşıyamayacaksanız bunu yapmamanız gerekir. Hakimlik gibi. Zor iştir. Gönlünüzde yani ya da futbol hakemliği ya da maçta. Yani düşünün bir takımı tutuyorsunuz. Galatasaray'sınız ya da Fenerbahçe'siniz. Maç Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ve rakibiniz yani tutmadığınız takımın lehine penaltı çalacaksınız. Oradaki ölçü vicdandır. Aksi halde ahlaki davranmamış olursunuz. Kararı verirseniz sonuç ortaya çıkar ama ahlaki olmaz. Bu ciddi bir sorundur. Neden? Çünkü bu seçimde bunu yaşadık. İllaki yargılanma demek, yani hırsızlıktan dolayı insan yargılanır, yolsuzluktan dolayı yargılanır ama bir de etik değerler ölçüsünde tarih karşısında yargılanır. O yüzden ben hep şunu söylerim Taner, meşruiyetle hukuki olmak ayrı iki şeydir. Ben bunu somut örneğini söylemek istiyorum. Kenan Evren hukukiydi ama meşru değildi. Hiçbir zaman değildi. Er ya da geç bu yerini bulacaktı ve buldu. Bunun altını çizmek isterim. Bugün de pek çok tartışma tarihsel olarak bu yaşadığımız süreçte elimizde bu veri olarak kalacak. Bak sadece şu bile, sen soru işareti bakıyorsun ama sana bir şey soracağım. Yok yani hukuki ile kanuni farklı şeyler, doğru. Hayır, da ama evrensel hukuk şunu kastediyorum ise bu aynı zamanda meşruiyetini sağlamış. Hayır, şimdi şöyle bir tablo var. Şimdi yasayı yapmışsın, yasa insanı. Tamam işte kanuni olmak değil. Kanuni. Tamam. Yasayı yapmışsın, yasa insanı. Ama hukuk biraz insan farklı sanki, değil şöyle, mi? Yani haddini olmayan şey alanımıza girdi de. Haddini olmakla kanuni olmak. Şunu kastediyorum ben size. Darbe yapmış adam.
Darbe suç. Kanun da yapmış. Bir dakika, darbe suç. Kanunu halka götürmüş. Onaylatmış. %92 almış. Baktığın zaman halk da arkasında. Çünkü toplumlar, Hitler örneğini de verebiliriz. Halk da arkasında. Ama sonuç itibariyle bunların hepsi hukuki görünebilir. Ama bunun zaman içerisinde ve hatta çok kısa zamanda meşruiyet tartışmaya açılır. Türkiye'de bu açıldı. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bugün biz iki sorunu tartışıyoruz. Hem hukukilik sorununu hem de meşruiyet sorununu tartışıyoruz. Biz kanuniliği de tartışıyoruz. İşte onu diyorum. Yani dediğiniz kanuni de değil. Adil değil. Hukuki de, etik değil. Etik de. Namuslu değil. Şerefli değil. Kanuni de değil. Kanunun lafzına dair. Peki şeyi bitirdik mi? Yani seçmen nereye, ne kadar, ne yapmalı, sayımda ne yapmalı? Çünkü bundan sonra kalan vaktimizde hani şeye de konuşmak istiyorum ben. 8 Haziran'da nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız? Yani seçim güvenliği ve sandık güvenliği ile ilgili eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey var mı? İki cümle ekleyeceğim. Lütfen. Ben Tayfun Bey'e sözü vereyim ondan sonra. Bir tanesi şu, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu ve çok faydalı bir karar çıkarttı. Bununla ilgili tüm diğer partilerin de ve tüm diğer müşahitlerin de bilgisi olmasını isterim. Sandık kapandı, topladık, saydık, mühürledik, aldık, ilçe seçim kuruluna götüreceğiz. O arabaya kura ile belirlenecek iki siyasi parti temsilcisinin binme hakkı vardır. Çoğu zaman şunu yapıyorlar sandık başkanları. Bir de araba meselesi var, doğru. Tabii, yani. Ya o araba çok riskli. O bulduğunuz haberci sıfatıyla çöplerden bulduğunuz oyların birçoğu o arabanın camından atılan oylar. O arabaya kura ile belirlenen iki siyasi parti temsilcisi binecek. Bunun tartışması yok. Gerçekten bu konuda itiraz şikayeti kavga çıkartabilirsiniz. Yani bu insanlar sizi arabaya, kura ile belirlenen iki insanı arabaya almak zorundalar. Birincisi bu. İkincisi... Yani bu bir hak. Yani almak zorundaysa bineceksin. Direniş meşrudur, evet, hukukun karşılanmadığı yerde. İkincisi şu, arabaya bindik, aldılar bizi o ya da bu şekilde. İlçe seçim kurulunun terminaline gidiyoruz. Yani pus, oy sandığını teslim edip teslim tutanağını alacağımız yere gidiyoruz. Orada da diyorlar ki durun, içerisi çok kalabalık. Sandık kurulu üyelerini almıyoruz, siyasi parti temsilcilerini. Sadece başkan sen gel içeri. Bu da hukuksuzdur. Bu konuda inanılmaz büyük sıkıntılar yaşandığı için Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu resmi cevap verdi. Biz bu cevabı da şu an tüm il ve ilçelere söylüyoruz. Buradan da hatırlatalım tekrar. Girip içeri o sandığı tutanağı, torbayı teslim edeceksiniz ve düzenlenme tutanağını da gözünüzle göreceksiniz. Çünkü şunu yapıyorlar içeride de, sadece sandık başkanı gittiyse, safşanaysa ya da kötü niyetliyse o sandık başkanı, orada oylar yeniden bile sayılabiliyor. Ya da bir düzeltme tutanağını paraflayıp verebiliyor ve bizim elimizdeki ıslak imzalı tutanağı, teslim tutanağı yalancı durumuna düşürebiliyor. Onun için bu konuda da lütfen hassasiyetle tüm görevlilerin üstüne durmasını rica ediyorum ben. Evet. Yani buyurun. Şöyle özetle aslında çok karışık bir iş gibi gözüküyor ama yani... Sonuna kadar takip edecek. Evet, evet, yani seçmen... Böyle bir hakkımız var bizim. Yani siz oyunuzun başında olacaksınız. Eğer daha ileri gitmek istiyorsanız müşahit olacaksınız. O çuvalı takip edeceksiniz. Bunu yaptığınız sürece ne yaparlarsa yapsınlar, sonucu değiştiremiyorlar. Yani şu an sistem, siz bunu yapmadığınız sürece bunu yapabilir. Onun için mesela önemli bazı veriler var. Bizim güven endeksi işte 2007'de %70'miş. 11'de %57 olmuş. Şu an %48 olmuş. Yani %48 güveniyor şu an. Bu 29 ülke ortalaması %69. Facia yani bu veri ve sandığa gitmemenin en önemli sebebi bu güven endeksiyle. Ama bunu değiştirmenin en doğru yolu sandığa gitmek. Böyle biraz hani kaotik bir durum var ama ben şunu söylüyorum, seçmen sandığa gitsin, oyunu versin ki bunu değiştirmek istiyorsa yani ve o başından sonuna kadar anlattık hepsini ayrıntılı. Zaten bunu herkes anlatıyor, herkes biliyor bunu. Bu süreci dahil olsunlar yani. Bu kadar. Şimdi senin deminki getirdiğin konuya, çünkü anladığım kadarıyla 4 dakikamız var. Takip ediyorum burada. Var süremiz daha. Öyle mi? Ne kadar demokratik kanal. Hayır, genelde süre açılmaz. Susturmaya çalışırlar. Burada konuşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bir tanesi şu. Şimdi seçmenin yükümlülüklerinden söz ettik ama Taner de ben de biliyoruz ki aslında siyasi partilerin yükümlülükleri seçmenden daha fazladır. Neden? Çünkü bir siyasi parti seçmenden oy isterken şunları vaat etmiş oluyor. Bir, bana oy ver. Ben senin oyunun takipçisi olacağım.
bunun adil sayılacağını ve adil yansıtılacağını da sağlamak için gayret sarf edeceğim diyor. Ben böyle anladım. Çünkü siyasi parti olmak bu demek. Çünkü sen iktidar olacaksın ve ülkeyi yöneteceksin. Yönetmek için ister birinci parti ol, ister ikinci, üç, dört neyse bu. Bu bir. Dolayısıyla siyasi partinin yükümlülüğü seçmenden fazladır. Hatta şunu söylemek gerekir. Öyle bir hale gelmiş ki Türkiye'de ben orada Seray'a katılıyorum. İktidar devletle özdeş olduğu için, devletle iktidar arasındaki geçirgenlik çok yüksek olduğu için herkes kuşkulu. Bu kuşkuyu ortadan kaldıracak olan siyasi parti olarak muhalefet görevi yapan ve iktidar adayı olan partilerin güvencesidir. Ben buna böyle bakarım. Neden? Çünkü bir yurttaş o ya da bu sebepten dolayı oyunun takipçisi olamayabilir. İnsanların hastası var. Pazar günü olsa bile çalışan insanlar var, yoksul insanlar var, bebeğine bakan var, o var, bu var. Ben oyumu attım, vatandaşlık görevimi yaptım. Kime emanet ettim? İçimde de kuşku var. Burnun kuralı şudur. Eğer bir siyasi parti devlete ve siyasal iktidara itiraz ediyorsa kalan siyasi partiler diğer taahhüdü vermek zorunda. Bu bir. Ben böyle düşünüyorum. İki, yine bence önemli bir veri. Türkiye'ye dair şunu konuşmamız gerekiyor. Medyaya çok eleştiri yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Medya mensubu olarak da yapıyorum. Medya eleştirisi kolay yapılan bir eleştiri. Çünkü yaptırımı yok. Yani bugün sizin mahalle dükkanınız zarar etse medya yüzünden diyebilirsiniz. Ya adam sen iyi işletmeci misin değil misin diye sorulmayan bir şey. Öyle değil mi yani? Böyle bir durum var. Evet, medya Türkiye'de sorunlu. Medyaya dair bir problem var. Ama ben de insanlara her gittiğim yerde şunu sormak istiyorum. Bu seçim de onun gibi bir şey. İkinci madde. Şimdi sen diyorsun ki mesela ekranda en çok izlenen programı yapıyorsun veya en çok okunan yazıyı yazıyorsun. Şöyle bir şey düşünüyorsun. Milyonlarca insan okuyor. Dolayısıyla benim yokluğum ya da yoksunluğum o kuruma bir zarar vermesi gerekir. Nedir o zarar? Daha az izlenme, daha az. Eğer senin arkandayız diyen, ya sen dürüst habercisin bilmem ne dendiği halde senin arkandayız diyen bir kitle yoksa ve eğer o medya kuruluşu zarar görmüyorsa o zaman diyor ki nasıl ben bunu da kovsam bir şey olmaz, şunu da kovsam bir şey olmaz. Oy da aynı. Eğer sen sandığına yurttaş olarak parti, tabii sahip çıkmadın ama sen de yurttaş olarak bunun arkasında durmuyorsan da sadece eleştiriyorsan, ya siz de bizim oylara sahip çıkamadınız diyorsan, tamam da siyasette böyle bir şey. Ya da kalkıp oyunu atmıyorsan. Atmıyorsan. Şimdi vatandaş dediğin şey de ya bir siyasi parti, kitle partisi nasıl olur? Birileri gider ilçede çalışır, birileri gider bunu ilde çalışır. Bunu şimdi ya uzaydan adam gelmiyor. Yok. Yani CHP, MHP dediğinizde senden CHP, aslında. CHP, MHP, HDP, AKP yani. Hepsi bu ülkede yurttaşı. Dolayısıyla yani sevsek de sevmesek de bunun hani teyit edecek, hakemlik görevi yapacak ve neticede sigorta görevi yapacak kişi de yine biziz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ama senin söylediğin bir diğer husus bence o çok önemli. Asıl önemli olan o. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarda çıkabilecek seçim senaryolarına dair sadece Türkiye'nin siyasi partileri, sadece Cumhurbaşkanlık makamı değil, dünyada da çeşitli tahminler yapılıyor. Gerekçesi de şu, Türkiye sıradan bir Orta Doğu ülkesi değil. Çünkü diğer Orta Doğu ülkelerinin bir durumu var. Üç aşağı beş yukarı otoriter rejimler kurumsallaştığı için gidecekleri yön bellidir. Türkiye halen tırnak içerisinde dünyada demokrasi adayı olan ülkelerden birisi olduğu için buradaki yani seküler hayatı, laik rejimin ve demokratik seçimler yapıldığı düşündüğü için hoşlanmasam bile küresel sermaye başta olmak üzere uluslararası örgütler Türkiye'deki seçimi önemsiyor. O yüzden Taner'in sorusu yerinde ve haklıdır. Ertesi gün neyi konuşuyor olacağımız da çok önemli. O zaman yurttaş şunu da düşünecek. Ertesi gün neyi konuşmak istiyorsan öyle davran. Doğru. Bence kritik olan bu. Peki, şimdi her şey işte oy attık. Sayıldı. Çuvalları da takip ettik, götürdük. Bir sonuç çıktı. Hı hı. Yani Enver Aysever'e göre 8 Haziran'da nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? Seçim yasaklarını gözeterek tahminde bulunurken yuvarlak şeylerle buluşuyor. Çünkü RTÜK var ve çok ağır cezalar alınıyor ve ben de profesyonel bir yayıncı olarak kimseye bu haksızlığı yapamam. Yok ben herhangi bir oy evet o yüzden şöyle bir şey. Oranı bence tahmini Yeni Şafak falan bugün istemiyorum. Anket açıkladı birinci parti, ikinci parti. Kim? Çünkü Yeni Şafak şimdi, tamam onlar belki açıklayabiliyor Sulu ama medya biz bunu yapabilir. Susuz medya yani bağımsız medya bunu yapamaz. Ben şöyle düşünüyorum. İki senaryom var benim. Türkiye'nin öyle ya da böyle çıkacak tabloyla birlikte sürdürülebilir bir parlamentoya sahip olmayacağını düşünüyorum. Yani
Türkiye Yunanistan'ın bir dönem yaşadığı gibi sıklıkla seçimlere gebe bir döneme girme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye bir yalan söylenmiştir. Onu da ben tarihsel olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de söylenen en büyük yalan sevgili seyirciler, koalisyonlar kötüdür yalanıdır. Halbuki Türkiye'de tek parti sandığınız bütün partiler aslında koalisyondur. Sadece tek parti içinde yapılmış koalisyonlardır. Hatırlayın, Anavatan Partisi ben 4 Eylül'üm dedi. 4 Eylül babalar gibi koalisyondur. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili geçiyorum Ertuğrul Güney'in falan soldan bakan olmasına, cemaatle yapılmış bir koalisyondur, belgelidir yani. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de Kemal Derviş gibi bir bana sorarsan bir rezaleti gündeme getirerek, küresel liberalizmi temsil eden birisini getirerek yine liberallerle, TÜSİAD'la, aman abi cemaatle de iyi geçelim, başımız ağrımasın diye CHP'de koalisyon yapmıştır. Dolayısıyla aslında siyasal partilerin her biri kendi içinde koalisyon yapmaktadır. Dolayısıyla kendi içinde koalisyon yapanlar karşısındakiyle de yapabilir. Bir koalisyon örneği bugün küçük. Bu herhalde şeyi kastederek söyleniyor. Yani tek parti oraya derken geleceğim. Hani çok böyle otoriter, yani sağlam irade. Ha, tek partiden anladığımız şey. Zeki Altın Akdoğan da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ha, türbülans işte, yapar tabii, o türbülans yapar. Ama onda ben şunu sormak istiyorum. Yola çıktığınız gündeki kaç tane arkadaşınız yanınızda? Soru çok basit. Siz de koalisyonlardan geçerek yeni koalisyonlar yapmışsınız. Tek parti demek otoriterlik demektir Orta Doğu ülkelerinde. Tek parti demek diktatörlük demektir. Türkiye'de tek parti iktidarının başbakanları kendilerini padişah zannetmişlerdir. Hep de böyle olmuştur. Bunun için kimi koyarsanız koyun. Dolayısıyla Orta Doğu ülkelerinde maalesef demokratik bir tek parti olmuyor. Ama bir de bir yaman, padişahlık oluyor. Bir yaman çelişkidir. Bu tek partili ve koalisyon olmasın aman diyen parti tek partiyi eleştirerek geldi. Tabii Cumhuriyet'i kuruluş dönemini söylüyoruz. Şimdi bakın benim kanaatim şudur. Koalisyonlar Orta Doğu için ideal yönetim biçimleridir. Nedeni şu, padişahlığa, diktatörlüğe, tek adamlığa karşı hükümet içerisinde bir sigorta haline gelir. Birden fazla partinin olması. Çünkü bakanlar kurulu dediğiniz bizim gibi oturulan insanların bir araya geldiği yerdir. Burada farklı bakanlar birbirini ikna etmek zorunda olursa demokrasi işler. Ama bizim tek partiden istikrarda anladığımız şey şudur. Türkiye gibi geri kalmış arabesk kapitalist ülkelerde devlet patronları finanse ettiği için ihaleyi kolay kapmak için bir kişiyi ikna etmen gerekir. Havuz medyası da böyle olmuştur. Yani şu, ben devletten ihale aldım, enseye yani yattım, ne yapacağım? Bir kişiyi ikna edeceğim. Ona eyvallah. Türkiye'de bir şeyle, neden ona bir iş adamıyla bir siyasetçinin aşkını, bizimki Şems'le Mevlana'nın aşkı gibidir diye bir beyan okudum. Şimdi bir insanın bu türden derin bir aşk duyması için babanın oğlu değil. Tamam, ya büyük bir dehaya karşı karşı olman lazım ya da çok para kazanmış olman lazım. Ben de oradakilere hep şunu hatırlatıyorum. Bu çok önemlidir. Sizin yaşınız yetmeyecek bunu ama ben de giderek orta yaşta olduğum için kederle bunu söylüyorum. O şudur. Taner sen benden benim yaşım sen yetiyor. Türkiye'de aile fotoğrafları çekilirdi. İşte Demirel'in aile fotoğrafı, Özal'ın aile fotoğrafı bilmem ne. O fotoğraflar hep tarihte çok tartışmalı fotoğraflar olarak kalmış ve ardından da oradaki zenginler buharlaşmıştır. Neden? Devlet eliyle hormonlu zenginlik sağlanmış, iktidarlar değişince de bir sefalet ortaya çıkmıştır. Peki doğru olan nedir? Doğru olan şudur. Serbest piyasa bile olsa, ben bir sosyalist olarak söylüyorum, serbest piyasaya karşı olan birisi olarak söylüyorum. Liberal demokrasinin kuralı sermayenin de serbest yarışmasını gerektirir. Bu da ortadan kalkınca tek parti istikrar dediniz. Tek parti kendisine yakın olanları zenginleştirme. O yüzden neoliberal sistemi, zaten. Evet. Kendine yakın olanları zenginleştirme sistemidir. Yani hep neo yeni, yeni koyarak. Yeni zengin. Buradaki risk şudur. Tek parti dediğiniz bakın ben somut bir şey söyleyeceğim. Dünyanın hiçbir yerinde helikopterle dolaşıp ya şurada bir tane kanal açalım benim süper fikrim olsun. Şurada bir tane köprü olsun. Şurayı da dere yapalım bir devlet adamı demez. Demokrasi şöyle olur. Ressam Bob gibi takılıyor. Şöyle olur. Kent konseyleri olur. İçinde mimarlar olur. İçinde kentin diğer unsurları olur. Ve hakikaten o kentin yararına mıdır diye de kentin insanları zaten bunu düşünür. Tek parti dediniz. Ben talimat veriyorum. Şuraya köprü yapılsın. Ya baba 2 milyon ağaç kesilecek kesilsin diyebilir. Bizdeki anlayış budur. Bunun adı tek parti değil padişahlıktır. Oysa ki benim bilebildiğim kadarıyla Cumhuriyet'e doğmuş bir insan olarak Türkiye Cumhuriyetle yönetilen
Cumhuriyet de içinde demokrasi olduğu zaman, demokrasi olabilmesi için de laikliğin olması gereken bir yapıdır. Bunlar olmazsa adı cumhuriyet olur, içi boş olur. Demek ki herkes şunu düşünmeli. Cumhuriyet, Tanrı iradesi yerine egemenliğin halkta olması. Laiklik, dini simgelerle yola çıkmak yerine seküler dünyayla, yani öte dünyayla değil, bu dünyanın sorunuyla ilgilenmek. Demokrasi, örgütlü toplum demektir. Ha, benim dördüncü maddem var, ben bir de sosyalizm isterim. İnsanların eşit olduğu. Ha, bugün parlamentoya aday olanlarda sosyalizme talip olan kimse var mı? Yok. Kemal Derviş'in gelip Türkiye'de, CHP'de ben ekonomi bakanı olacağım demek benim açımdan, benim gibi insanlar için felaket. Ayva yiyeceğiz demektir. Peki tam burada şey ama söyleyeyim. Ama Kemal Derviş hem AKP'nin bakanıdır. Bakın Kemal Derviş'in beyanlarında bakın Ali Babacan'a büyük devlet diyor. Şey, büyük devlet adamı diyor. Bu ne demek? Yoksulun kanını emmek demek. Soma'yı unutmak demek. Ne çöpüyorum. Kemal Dervişgillerin neoliberal siyaseti Türkiye'nin sonu demektir. O yüzden biz şöyle yapacağız. Hem sandığa sahip çıkacağız, hem de aslında ekonomi modelinde bunların arasında bir farklılık olmadığını, hepsinin piyasacı olduğunu, kimsenin işçinin yanında olmadığını, kimsenin emekçinin yanında olmadığını ortaya koyacağız demektir. Kusura bakmasın, CHP'lilerin de buna itiraz edecek, gık diyecek hali yok. Tek bir şekilde gık diyebilirler. Biz ön seçimden geldik, Kemal Derviş'i bakan yapmayacağız diyebilirler. O zaman da ben de derim ki, ulan yalandan bile olsa bir sol parti karşımıza çıkıyor. Üç yerde gık diyebilir bence Cumhuriyet Halk Partililer. Bunların adına konuşmak doğru olur mu bilmiyorum şu anda. Ben, peki birer cümle birkaç alayım. Şey, ben hani, Cumhuriyet Halk Partisi adına şunu söyleyeyim sadece. Seçim bildirgesini eğer dikkatli okursak belki de neler söylediğini oradan izleyebiliriz. Ben aslında şeye katılıyorum. Yani şimdi çok olağan dışı bir durum var. Hani hep konuşuyoruz ya gerçekten. Dönüp baktığınızda hani bizim için olağan konuştuğumuz şeyler aslında bir fecaat durumda. Şimdi baraj diye bir şey var önümüzde. Hani HDP'nin baraja başmaması çok şey belirleyecek. AKP'nin tek başına iktidar olup olmayışı çok şey belirleyecek. CHP'nin işte o kritik barajı aşması çok şey belirleyecek. İşte 28 bandırının üzerine çıkması falan. Ama bütün bunlar ne olursa olsun yani oluşacak parlamentonun ben çok uzun süre sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani yine ama bu kötü bir şey değil. Şöyle bu durumun olağanlaşmasını sağlayacaktır. Ondan sonra eğer daha demokratik ve daha doğru tercihler yapılırsa daha olağan, daha demokratik ve daha sürdürülebilir bir meclise ulaşabiliyor olacağız. Ama yani her durumda 8 Haziran bizim için kaotik bir durum olacak yani. Sayın Kadıgil, sizden de son bir cümle alayım. Enver Bey'in söylediği aklıma takıldı. Uzun zamandır düşündüğüm bir şey bu. Siyasi partileri alakasız organizmalar olarak görmek. Demin bahsettiğim şey dedi. Neden CHP, MHP, HDP bunu yapmıyor da seçmene kalıyor? Neden işte bu siyasi partiler böyle diye uzaktan eleştirme noktasında kalmak benim gerçekten biraz sinirimi bozuyor. Bu partiler yoktan var olmadı, vardan da yok olmayacaklar. Bunları bireyler oluşturuyorlar. Ve biz bireyler olarak beğenin ya da beğenmeyin. X bir siyasi oluşumun içine girip mücadele etmezsek o oluşumları hiçbir zaman istediğimiz yere çekemeyiz. Söylediği eleştirilerin bir kısmına hakikaten katılıyorum. Onları değiştirmek için de içinde mücadele ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Sera Kadıgil Katı. Ben de bir iki. Tabii siz de buyurun. Teşekkür ederim. Ben zorla söz alıyorum gördüğün gibi. Ev sahibisiniz diyorsunuz. Sen her hafta varsın. Yok her hafta yokum. Şimdi hafta olup olmaman da seçime bağlı. Nece mensup olduğun için. Şimdi sonuç olarak yani. Hak verdiği için de itiraz edemedi. Ben kısaca. Yani medyada bir kural vardır. Kovulmak bir apolettir. Taner'in de kariyerine baktığım bak medyada yaptığınız işlere göre özgeçmiş yazılmaz. Kovulmanıza göre. Çünkü nereden hangi gerekçeyle kovulduğun. Dur söyleyeceğim. Nereden hangi gerekçeyle kovulduğun senin itibarını arttırır. Orgeneral oldun. Yani Taner tabii. Biz de tabii onun yanında. Siz ya, de artık baba, öyle ne kadar kovuldu ben de fena değilim yani pardon. Peki sonuç olarak konumuza dönersek oyumuzu mutlaka kullanmamız gerekiyor. Ve bir vatandaş olarak sonuna kadar takip etmemiz gerekiyor. Vatandaş olarak oy kullandığınız bu konuda da sıkıntı çıkartıyorlar insanlara. Her insan oy kullandığı sandığın sayım dökümüne gidebilir. Tamam. Kimse mümkünse sandıklarda görev alalım. Lütfen. Çuvalları sonuna kadar götürelim. Lütfen. Takibini yapalım. 8 Haziran'da nasıl bir Türkiye bulmak istiyorsak. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ceylan Merkezi'nin ise. Sayın Enver Aysever aynı zamanda yazar. Hoş geldiniz. Demiştik bitirirken
söyleyelim. Mütevadiyen kovulan televizyon programcısı ve yazar. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sayın Taner Dileklen, televizyon programcısı ve yazar. Avukat Sera Kadıgil, teşekkür ediyoruz. Tayfun İşbilen, bilişim uzmanı, teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Seçim ve sandık güvenliğini konuştuk. Pazar günü söz ve seçim sırası sizde. Tartışma zamanını noktalıyoruz. Hoşça kalın şimdi. Oyunu seven saysın, 1-2-3-4 saysın. Oyunu seven saysın, birer birer saysın. Oyunu seven saysın, tek 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 saysın. Oyunu seven saysın, sandık sandık saysın. Bap 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 bap